aşkım uğruna gurbet ellere düşerim bile bile. Vazgeçer miyim sanıyorsun canım, savaşırım bile. Çok candan yanacak, heyecandan karışacak hane belli ki. Kim pişman kim düşman hala anlayamadın mı yeni yeni? Çok üstüne gelecek, söylenecek, bıktıracaklar kız seni. Kim pişman kim düşman artık iyi düşün taşın yeni yeni. Böyle bir şey olabilir mi? Babam benim, Borkut babam. Nereden çıktı bu İskender bozuk? Nereden çıkacak? Anasından çıktı tabii ki. Benim babam. Kafayı mı yedireceksin sen bana? Ye abicim, ben yedim. Oradan biliyorum ya. Böyle kuş gibi oluyoruz. Yahu anası kim bunun? Hem ne ara oldu bu? Nasıl oldu? Neyden oldu? Sana ne lan nasılından? Dağda yaylada oldu işte. Sonra da kalktı İstanbul'a gitti. Geliş o geliş. Ya babam, bu çocuğun anası kim? Unutamadığım tek aşkım Yayla Gülüm. İskender de bana Yayla Gülüm'ün tek yadigarı. Allah'ım ya Rabbim ya, hala Yayla Gülü diyor ya. Benim babam Yayla Gülü gideli kaç yıl oldu ya? Bu kadar zaman sakladın da şimdi niye söyledin? Söyledim çünkü artık vicdan azabına dayanamadım. O yüzden söyledim. Yok yok, o hiç iyi olmadı. Yani İskender amca bütün planlarımızı suya düşürdü. Üf, dedem durdu durdu, son dakika yaptı yine yapacak. Ya benim kafam iyice karıştı ha. Ya siz de bizim başımızı döndürdünüz, bir o yana bir bu yana oturun. Ya aman, dedelinin bir tanesi bir kuyuya taş attı. Siz de ortalığı karıştırmayın. Tövbe tövbe. He valla ana doğru söylüyor ha. Ya hiç Korkut deden lafıyla hareket edilir. Kim bilir hangi cansız mankette peydaladı o çocuğu. Ya yok canım yok, durun, öyle bir şey değildi bu Nazgül. Ya dedemin aklı son derece başındaydı, görmediniz mi? Yok abi ya, bak doğru söylüyor olabilirler. Dedem uzun zamandır hayal dünyasında yaşıyor çünkü. Ay inşallah, inşallah. Tam da Gökhan'ım ağa olmuşken olacak şey miydi bu? Ya siz şimdi bunları düşünmeyin. Ağlığa odaklanın. Müstakbel ağayı, oğlumu yani Gökhan'ımı düşünün. Ya senin oğlunun ağlığı mı kaldı ha, duymadın mı? Ağa kişisi babası yaşadığı takdirde oğlusuna ağlığı devredemiyor. Töre kitabısında yazıyor, töre kitabısında. Ben o kitabı yerim. Alan memnun, satan memnun. Kitaba ne hacet? Ya aşkım o kitap nerede? Bir açıp bakalım mı? Belki gözünüzden kaçan bir şey vardır. Karıcığım o kitabın baskısı kalmadı. Bitti, tükendi o kitap. Nasıl yani? Oy baba çıkasa. Kız dinle. Töre kitabı öyle bir şey değil. Töre kitabını bütün aşiret ezbere bilir, nesilden nesile aktarılır. ne olacak şimdi? Yoksa o adamı aşiretin başına ağa diye mi getireceksin? Bulsam getireceğim de nerede bulacağım onu bilmiyorum. Bir İstanbul'a gittiğini biliyorum, başka da bir şey bilmiyorum. Peki o seni bileyim mi babam? Bilmiyor ama artık bilmesi gerekiyor. Ha, tamam işte benim babam. De git bunu söyle, bizi bulaştırma bu işe. Yo, ben yapamam. Hangi yüzle çıkarım karşısına? Bunca zaman sonra ne derim? Onu sen gidip bulacaksın. Sizler de onu kardeşiniz olarak kabul edeceğiniz, malları da eşit olarak paylaşacağınız. Yok daha neler.
Biz yıllarca konağın işleriyle, efendim aşiretin meseleleriyle uğraşalım. Ondan sonra adamın biri gelsin, ben ağayım deyip her şeyin başına otursun. Ama ne kadar iyiymiş öyle ya. Çok affedersin ama Müsellim abi, yani senin bu konağın çeşitli yerlerinde yangın çıkarmaktan, böyle büyük patlamalar yapmaktan ve böyle çeşitli icatlar çıkarmaktan başka yaptığın ne iş var? Hayır yani bir iş yapayım da ben mi bilmeyeyim? Bana bak. Baktım. Hey! Kavganın sırası değil. Oturun yerinize. Kalender. Sen bunların abisi olarak bu meseleye el atacaksın. Kardeşin kardeşe düşmesini engelleyeceksin. Ah benim babam, vah benim babam. Sen hiçbir şey bilmiyorsun biliyor musun? Ben artık o eski kafada değilim. Ben artık o bildiğin benle değilim. Sizin bu malmülk hesaplarınız, o ağalık mağalık meselelerinizi siz kendi aranızda halledin. Olur mu benim pamuk babam, canım babam? Bitti. Dükkanı kapattık biz. De haydi. Kalender! Hiçbir yere gidemem Kalender! Baba, sen biliyor musun? Kalender abimin de aklı pek yerinde değil bugün nerede? Devreleri yandı. Sen gece otur, hiç üzme kendini. De gel! Kalender! Aa Kalender! Er. Keşke babamın aklını geri getirmeseydim ha. Bak hele, ters bir akıl versem geri gider mi acaba? Bella doğru söylüyor olabilir. Nerede o kitap? Açıkta bakak. Açıkta bakak belki yoruma açık bir madde vardır. He? Yorum morum yok Ayşe Hanımcığım. Töre belli dur. Ha koskoca bozok aşireti senin küçük yakının ağa olacak diye töreye karşı gelmeyecek, anladın mı? Asiye Hanım doğru söylüyor benim anam. Töreye karşı geleceksek o ağlı ben de istemem zaten. Aferin lan. Ne yapalım Gökhan'ım? Dedenin rahmetli olmasını mı bekleyelim evladım? Hayırlı ölümler diliyorum o zaman, ne diyeyim? Ya yuh Ayşe ya, yuh ya! Yani kendi oğlun ağa olsun diye kendi kaynatanı mı öldüreceksin? Tövbe tövbe ya. Yuh! Nitibir abla, ben o açıdan demedim. Şimdi babam yaşlı ya. Yaşlı ya, sürünmeden, elden ayaktan düşmeden, yatalak olmadan, elin günün maskarası olmadan tez vakitte inşallah hayırlı ölümle diledim. Dua niyetine dua. Ya bir durun, bir sakin olun, daha hiçbir şey belli değil. İskender diye biri var mı yok mu onu bile bilmiyoruz. Evet, ben Hazar oğluma katılıyorum. Ben de bu İskender'in varlığına inanmıyorum. Benim bu dünyada varlığına inandığım tek şey tereyağlı İskender. Sakın gülme. Benim kaynamam. Laf esprisini anladınız inşallah. İyi olsa da yesek bu suslu tereyağlı. Alak mı? Tereyağlı yok. Allah'ım ya Rabbim. Beni rahat bırakmayacaksınız değil mi? Peşimden bir enik gibi ayrılmayacaksınız öyle değil mi? Bak. Şimdiden söylüyorum, eğer buraya o İskender Bozok, yani kardeşim meselesi için geldiyseniz hiç boşuna uğraşmayın. Onunla uğraşacak ne halim, ne vaktim, ne de keyfim var. Biliyoruz babacığım, biliyoruz. Biz de o yüzden geldik zaten. Kafan çok karışıktır diye. Aşık oldum ben ya!
Ne var ki ne bunda? Hayatımda ilk defa birine aşık oldum. Hem de 3 tane karı, 4 tane çocuk, 2 tane torundan sonra. Babacığım bak ne güzel kendi ağzınla söylüyorsun. Senin çocukların üstüne üstlük torunların var. Bak torunların diyorsun yine bak. Ya çok acıklı değil mi bu durum? Ben bir aşiretin bir ağasıyım. Konağın kapısından içeri 3 tane telli duvaklı gelin getirmişim. Yıllarca onlara kocalık etmişim. Ama bir gün bile aşık olamamışım. Ya Allah'tan reva mıdır bu? Değil babacığım. Değil ama bazı şeyleri kabul etmek her şeyi kolaylaştırır. Bence sen de kendini acıma ve hayatını kabul et. Bak ben kabul ettim ve çok mutluyum. Mutlu musun? Aha. O 3 tane zebellak gibi kaynanayla hem de. Aha. Sabah akşam kavga dövüş içinde. Aha dedim ya babacığım ettim. Deget kızım ya deget ben etmiyorum ya. Ya ben çok eşli ölüp gitmek mecburiyetinde miyim? Ben var ya ben bütün hayatımı reddediyorum. Bundan böyle tek eşli ve de tek aşklı bir hayat istiyorum. Nokta. Ay yavaş ye. Ay hakikaten ya. Ya sen gidip zıbarıp yatsana Allah aşkına ya. Harş 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 kulağımızın dibinde. Ya yatsam ne olacak ki? Ağam bizi terk etmiş. Oğlum taçsız kral olmuş. Ağzı elimden alınmış. Yatsam ne olacak? Uyuyamıyorum zaten. He uyumadığında ne yapıyorsun sanki? Sade tıkınıyor. Düşünüyorum Mertemir abla. Düşünüyorum biliyorsunuz benim karnım açken kafam çalışmıyor. Ay Sesunlar sanki tok karnına çok çalışıyor. He de bakayım bana o kadar düşüneysin de ne düşüneysin madem? Ne oldu da oldu ağam bizden vazgeçti onu düşünüyorum. Vallahi mı diyorsun? Kız aferin ya sağa. Abla biz niye bunu düşünemedik daha önce? Salak. He? Biz sonuca varabildin mi? Ağam bizden niye vazgeçmiş? Şimdi şöyle. Vallahi bakın bizim kendi kendimize bir öz eleştirisi yapmamız gerekiyor. Biz ağamı seviyoruz diye ağamın da bizi sevmesi gerekmez ki. Yani bakın misal ben bu yeşil elmayı çok seviyorum. Her gün bir tane yemezsem rüyalarıma girer bu yeşil elma benim. Ama ben bu yeşil elmayı seviyorum diye bu yeşil elma da beni sevmek zorunda değil ki. İyi diyelim ki sen haklısın. Peki bizim bu misalden yola çıkarak nasıl bir sonuca varmamız lazım gelir acaba? Yani şimdi biz ağamı seviyoruz diye ağam da bizi sevmek zorunda değilse ne edelim yani? He bırakalım sevmesin mi? Yok karılar öyle değil bakın. Biz ağamızı seviyoruz ama ondan başka ettiğimiz hiçbir şey yok. Öyle oturuyoruz o da bizi sevsin diye bekliyoruz. Olacak şey mi ya? Bekleyeceğiz tabii canım. Allah Allah yıllarımızı neyin verdik biz? Sadece sevmeyle olmuyor ki Mühteber abla. Daha fazlası lazım gelir. Mesela bu asudede olup da bizde olmayan nedir? Onu bulmamız lazım gelir. He, bizim neyimiz eksik ki o sarı karıdan? Hiç. Güzellik desen var. Asalet desen var. Kralı var. He, kültür desen... Şelale fışkırıyor. Güç desen. İşte o yok bizde. Güç yok ya. Çünkü biz kendi ayaklarımızın üzerinde duramıyoruz. Evet o yüzden ne yapmamız lazım? Bizim Asuca gibi güçlü olmamız lazım. Onun gibi gözükmemiz lazım değil mi? Çok doğru dedin Ayşe'cim. Çok haklısın. Ama karılar bakın gidip de o Camilla'dan yardım istemek yoktur. Çünkü ne zaman ondan yardım istesek ha başımız dertten kurtulmamıştır da. Ama Camilla bacıdan başka bizim modern bir kadın kişi tanıdığımız yok ki. Ya nasıl yok karılar? Bella var. Bella, Bella mı? He, ilk girdiği zaman hatırlasanıza nasıl modörendi, nasıl şıktı, nasıl güzeldi. Ya tamam ya, tamam kes. Ay sen öyle saydıkça benim sinirim oynay. Bella'ymış arkadaşım ya.
He, ama Güdük doğru söylüyor ya. Yani Bela geldiğinde çok modern falan bir kızdı. Biz bozduk onu. İyi de ama bize yardım eder mi ikine? Etmez. Etmez. O Kalender babasının arkasından işmiş çevirmez, ben size diyeyim. Yok, karılar hemen kendinizi umutsuzluğa saplamayın. Azıcık duygu sömürüsü bence bu işi halledebilir. Ya biz ona kazık atsak da Bela bize kazık atmaz ki. Çünkü o hayatımda tanıdığım en softrik, en iyiliksever, en entrikacısız. Dur durun, beni başladım yine. Tamam sus be. Ya bu kız benim aklıma gelince ben bir tuhaf oluyorum, sebep. Ya tamam tamam. Bak şimdi biz yarın Bela'yı şöyle güzelce bir karşımıza alırız. Güzelce ne konuşuruz. Heh. Tamam ya. Mesele çözüldü. Suç yarı Bela. Hadi getirin elleri. Vallahi mı? Vallahi. Hadi. Hadi. Bir, iki, üç. Olmazlar. Abla. Aha. Aha. Kenesi ayrılacak falan. Asla yapmam. Asla. Yapacaksın. Ya ben size dedim bu yapmaz diye ya. Bunun işi gücü anca Asun'a şirin gözüksün. Ya onun alakası yok anneciğim. Asla böyle bir şey yapmam. Çünkü Kalender babam diş görünüş önemi vermediğini biliyorum. Ha tabii ağam o yüzden böyle sapsarışın yeşil yeşil gözleri olan fıstık gibi karıya aşık oldu değil mi? Ayşe. İstersen Aside'yi sana alalım canım. Hadi madem çok beğenmişsin ya karıyı. Ben yine biraz fazla abarttım değil mi ablam? He abarttın canım. Neyse işte öyle. Ben ağamın dış görünüşe önem verdiğini düşünüyorum. O yüzden böyle Aside gibi uçlu güzel kadınları beğeniyor. Ya beğenmek ne kelimedir ya? Resmen ilk görüşte aşık olmuştur kadına. O yüzden bizim ne yapmamız lazım? Bizim de Asude karısı gibi güzel ve güçlü görmemiz lazım. Böyle böyle bir şeyler işte. Sen de bizi yeniden baştan yaratacaksın Bela. Madem bu kadar güçlü görünmek istiyorsunuz, o zaman ben bir şey soracağım size. Sor. Siz Kalender Ağa'yla mı evlendiniz yoksa Kalender'le mi? Kalender Ağa'yla. Yani Kalender babama olmasaydı siz hayat evlenmezdiniz. Asla. Yani siz ağa karısı olmak için buraya geldiniz, öyle mi? Herhal. Bak şimdi, bak güzelim. Ben ağa kızı olarak doğdum. Ağa karısı olarak da dört kolluyla yani. İnşallah. Şahsen ben de Arap prensesi olarak doğdum. Öte dünyaya Arap prensesi olarak koçacağım. İnşallah. Ben de yani öyle sıradan bir adamın karısı olduğunu hayal bile edemiyorum yani. İşte ben de onu diyorum. Siz yanlış... Sus! Ya işin doğrusunun yanlışını sormuyoruz ki sana. Sen işine bak, de haydi. Ama anneciğim... Ya konuşup durmasana ya. Kalk hadi, kalk bizi Adana merkeze götür. De haydi. Ama... Aman. Adana merkez bekliyor herkes. Adana merkez bekliyor. Kalk. Çabuk. Ay! Kız yavaş çeksene. Yavaş sana yavaş. Tövbe mi? Kız değil mi? İyi misin abla? Ne gülüyorsun? Bak abla.
Niye gülüyorsun ki? Tabii ki hayır ya. Allah Allah. Ya ama bak. Siz bana güvenin. Nesini beğenmedi? Ne bak ne kadar güzel ha. Ya bak. Mütebir abla olsa ne olur mu? Niye ki ne olur? Kısa, kısacık taburunla gelecek ya. İçine bir şey, şey giymem lazım. Şey mi giyeceğim içine? Ha, onu giyeceğim. Peki. Hatta, o zaman onun mavisini alalım. Ha, mavisini yapalım. Beyaz ya. Allah! Ay, çok güzel ya. Mütebir abla bir denesene sen şunu. Ver ver onu. Ya. 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 Kız bir daha dur. Abla. Abla. Sen bunu katla böyle cebine koy mendil diye. Ya de gel. Al ya. O ne yıkı? Elbise. Hadi gel. Sen. Ya Allah'ım hiç oluyor mu sana bu? Oluyor mu? Değil mi? Nasıl ki? Böyle bak. Böyle. Yok be elbise o kız Müzeber ablaya küçük geldi. Bakma bak sana. Bak bak bak. Ay, ay Müzeber abla. Ben de yapacağım. Beyler, beyler. Beyler. Çok gülüyor. Kız ya bunu ama böyle oynarız. Yılan tüyü mü bu? Değil anneciğim değil. Ne? Ne? Hayat. Hayat. Hayati. Hayati. Palyatif dönemde kalmış bence. Sağ olmaz Mehtemir abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bacım bu pantol kaç para? Üzerinizdeki yeni sezonumuzun en şık parçalarından. Fiyatı da uygun. 2000 lira. Ne? Hem de ben o parayla 5 top kumaş alır 10 tane de entari diktiririm ha. Peki bunlar? Bunlarda da sezon ortası indirimimiz var. Elbise 2500, ayakkabı 4000. Ne? Yeni gelin. Geliyorum. Bunlar bizi kazıklıyor mu ya? Modern görmek için kaliteli giymek gerekiyor. Ha Bella gelin doğru söylüyor. Güçlü kadın olmak için pahalı giymek şart. 3-5 kuruşun hesabını yap ya canım. Bakar mısınız? Peki sizin bize önereceğiniz bir şeyler var mıdır? Yani biz böyle modern, şık, son model şeyler giymek istiyoruz. Buyurun. Hadi. Kendi eşyalarınızı niye bana taşıtırıyorsunuz acaba? Ya siz bunları kabinde bırakmanız gerekiyordu. Satış sorumluları kasaya götürüyor. Aman boş ver bizim güdük var nasıl olsa taşır. Allah! Canım! Pardon siz zahmet etmeyin ben alayım onları. Valla zengin mağazasına alışveriş yapmak ne kadar rahat oluyormuş ha. Hadi hadi biz de çok oyalanmayalım da gidelim bir an önce kasaya. O 2 milyon ne kadar tutacak ha bütün bunlar? Ya Asiye korktuğu şeye bak. Koskoca ağa karısıyız biz. 3-5 parça kıyafeti parasını mı ödeyemeyeceğiz? Var ya kız hadi. Hadi gidelim. Toplam 20.250 lira. Ne? Anam. He bu modern olmak ne pahalı şeymiş ya. Ha ben de kendimi zengin zannediydim ha. Ya anam. Gitti ya bütün servet 2 parça kıyafeti. Yapacak bir şey yoktur. Altın kabul ediyor mu bacım? Ha? İsterseniz burada bırakalım. Yok. Yok. Biz şimdi bir yola girdik, dönemeyiz. Şerli olacaksın. Ya diş görünüşünüz son derece modern ama. Sağ ol. İçiniz değişmedi vallahi. Senin
kafanı patlatırım ha. Çırpı! Bizi kıskanıyorsun. Ya bakın son kere söylüyorum, bu şekilde olmaz. Yanlış yoldasınız. He canım he. Yol demişken. Çekil yolumuzdan. Hadi bakalım Asi de. Göreceğiz el mi yaman, deli mi yaman. Kız! Ayşe! Ayşe! Tut, tut, tut. Bırak canını anlasın. Kalk. Kalk, kalk. Kalk, ver elini. Dur, dur. Ha. Ha, haydi. Topuk şey oldu. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yavaş. Ellerin dert görmesin afetim. Vallahi çok iyi geldi ha. Rica ederim kocacığım, rica ederim. Yani ayrı bir evimiz olsaydı eğer... Ay ben sana daha neler neler yapmazdım ki. Ay şöyle mütevazi mi mütevazi? Mini mini minnoş, jacuzzi'li bir villamız olsaydı eğer... ...ben seni yurduğum aklardım, taklardım, pamuklara sarardım. Ay dayanamayıp kese bile atardım be. Döndün, dolaştın, gene aynı muhabbete geldin afet. Gökhan'ım, aslanım, bak bir hayal et hele. Ayrı evimiz olsaydı, küçük Gökhanlarımız... ...Kleopatra misali afetlerimiz olsaydı. Ay bak sana söz, ayrı eve çıkalım. Sana bir tane de bebe vereceğim senin kucağına ha. Başlama dedim afet. Başlatma o zaman Gökhan ya. Başlatma. Ya ben bıktım bu kılık kıyafetten. Ben de artık modern karılar gibi giyinmek istiyorum. Ya bu kaynanalardan da bıktım. Elçilerden de bıktım. Bu konaktan da bıktım. İllallah geldi artık ya. Afet Allah aşkına. Böyle bir durumda ben konağı bırakıp nasıl giderim ha? Yat aşağı Gökhan'a. Ya bu konağın teşkalası bitmez Gökhan'cığım, kocacığım. Bak hazır, herkes çiklerde ortalıkta yokken biz açıp kurtaralım kendimizi ya. Sence ben böyle bir fırsatçılık yapar mıyım Afet? Babam ağırlığı bırakmış gitmiş. Dedem hiç tanımadığımız birini ağa diye başımıza getirmek istiyor. Ama benim karımın canım modern entari giyinmek istediği için evden ayrılıyorum. Olacak şey mi? Olmayacak şey mi Gökhan'a? Olmayacak şey mi? Ya mevzu bahis sadece entari mi yani? Ettiğim bir kamyon dolusu laftan sen sadece bunu mu anladın? Ya ben bıktım diyorum, darlandım diyorum. Bıktım be adam. Bıktın mı? Bıktın ha? Daha düne kadar ağlığı ben alayım diye beni gaza getirmedin mi? Bizi bu konakta barındırmazlar demedin mi? Daha düne kadar bu konakta kalmak için can atıyordun. Şimdi ne oldu? O dündü. Dündü ya. Baktın ağlık mağlık yok, o yüzden tüyek diyorsun değil mi? Evet, aynen öyle diyorum. O zaman sana güle güle afet. Ben bu zor zamanda ailemi bir başına bırakamam. Demek öyle. Öyle. Güle güle. Demek güle güle. Ne güzel söyleyiverdin, öyle kolaycacık çıkıverdi ağzından. Doğru, doğru ağam. Sen beni kolay buldun. Kolay da kaybedersin tabi. Peki, peki ben öyle olsun. Gidiyorum ben. Şeytan azapta gerek. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Adana merkeze. Hı. Adana merkeze mi? Ah sen köylü kurnazı. Kızım daha senin kokun bu konaktan çıkmadan kocanın koynuna yenisini getirirler de haberin olmaz. Sen niye adama posta koyuyorsun? Nazgül yekten sen gidersin dedi bana. Bu
hasta koymayı ne yapacaktım? Ya kızım, adamı önce kendine aşık edeceksin, sonra afra tafra yapacaksın. Su kopsuz. Ya önce bir kontrol eline al, sonra istediğini yaptır. Bakma, beni örnek al. Koca hovarda kağın ayı nasıl da parmağımda oynatıyorum ama, he? Benim lafından çıkıyor yoksam yok. Resmen süt dökmüş kediye çevirdim Kaan Ağa'yı ben. Mia. Estağfurullah Nazgül, ne az, he? Ne ası kızım? Ben kim, hakim be? Ben minnoş bir kediyim, öyle değil mi? Kediyim ben. Yok ağam, vallahi sen yanlış anladın yani. Yazıklar olsun be Nazgül. Hakikat sana yazıklar olsun be. Demek yuvama, çocuklarıma sahip çıktım diye sen benim parmağımda oynattın oldu, öyle mi? He? Demek ben isteyerek değişmedim, sen beni değiştirdin yani, öyle mi? Yok ağam, hiç öyle şey olur mu? Sen bizi... Sus, sus, ben seni anladım Nazgül. Sen o beni oynattığın parmağı al da... Git buradan Nazgül. Elimden bir kaza çıkmadan bu konaktan defol. Yok, vazgeçtim. Sen gitme, ben gideceğim. Ağam gibi ben gidiyorum. Hadi eyvallah. Kaan, nereye gidiyorsun? Adana merkeze. Adana merkeze mi? Ya ah kız, bu herifçi sahiden bu şekil gitti ya. Adana merkeze ne var canım? İpini koparan Adana merkeze gidiyor. Adana merkez patlıyor herkes ya. Patlar tabii. Önce kendi başını yaktın, sonra da benim başımı yaktın nalet. Kız benimle ne alakası var? Doğru konuş benimle ha. Doğru moru konuşmuyorum. Çiğan. Çiğen mi? Bak Nazgül, laflarına dikkat et. Benim tepe tüyümü attırma. Zaten aylardır seni dövemiyorum gebesin diye, bu sefer seni affetmem. Ben şimdi senin o tepe tüyünü yolmazsam. Al lan oğlum. Sen gel lan buraya. Sıkar. Bu taş gibi kanunları, tuğla gibi hükümleri ezbere bilirdi benim iki gözümün çiçeği. Asude. Ah, asude. Asude. Allah'ım, Asude mi geldi yoksa? Cemil, Cemil, kapıyı aç. Asude geldi. Allah. Gene mi sen geldin benim oğlum? Bu sefer kardeşlerimi de getirdim baba. Onlar da senin gibi evi terk etmişler. Ne? Niye ki ne? Anladım malum. Ya tutturdu ayrı bir evde ayrı bir ev. Daha bir yıl oldu evlendiğine. Ne tez bıktı benim babam? Kim? Afet. Ay sen ne dedin? Ne diyeceğim? Sen istiyorsan git dedim. Ne dedin, ne dedin? Sen istiyorsan git dedim. Böyle mi? He. Aferin sana. Benim gerizekalı gündük oğlum, aferin. Ya sen benim oğlum, sen karınla niye kavga ediyorsun? Kadının karnı hamile. Tabii babacığım, tabii. O benim gül gibi karım yok mu? O hanımefendi yok mu o Nazgül? Hay Allah. Meğer o hanımefendi babacığım beni barınağında oynatıyormuş ya. Meğer bana ne istiyorsa yaptırıyormuş. Ben onun minnoş kedisiymişim. O bana gel dediğimi miyavmış, git dediğimi miyav miyav miyavmış. Abi sen resmen miyav diyorsun, farkında mısın? Lan oğlum miyavlarım tabii. Miyavlarım da, havlarım da üü diye öküz gibi öküzürüm de. Ama tabii sen ne anlayacaksın ki? Sen bizim çektiğimizi ne bileceksin? Of. Of. Tabii ya, adam kaygısız. Şunun haline bak. Ağzı kulaklarında geziyor. Sus lan. Of, of. Sen akıllıklı karı senin! Getirdim. Sen geç Leyla. Otur sen bir ayrıl. He Halti, bizi çağırdın yoksam yok. Yoksam var.
Siz şimdi anlatın bakalım. Sizin derdiniz ne ya? Siz niye birbirinizi yiyorsunuz kızım? Neyi paylaşamıyorsunuz kız siz? Ya halde bu benim başımı yaktı ha. Tutturmuş ayrı eve çıkacağım diye. Kendini yediği gibi beni de yedi sıkımsız. Ya lan kılıklı karı. Ya lan sen. Sen lan. Ulan ben derdimi anlattım bu. Tırrek kılıklı Nazgül'e. Ulan suç bende ki anlattım. Puh yazıklar olsun sana. Hey o dilini koparaydım da anlatmayaydı size tepişke. Sen var ya ağzını burnuklardın da neyse. Gel lan ben senin Kim o? Biziz Fırat, biziz. Hadi aç. Ay anam. Bela yengem misafirlerini... Metaber yenge? Ya, tanıyamadın değil mi? Biziz biz. Eyvallah ya siz ne kadar değişmişsiniz. Mersi canım mersi. Ana, bunlar ne kı? Aa, ana bu ne kı? Bundan sonra böyle konağın modern karılarıyız artık. Ha tabii tabii çok modern olmuşsunuz. Karılar, ama keşke şivenizi de düzelseydiniz ya. Görüntüyle ses birbirine uymuyor. Vallahi ben de size ne ceza vereceğimi düşünüyordum ama siz kendi cezanızı kendiniz vermişsiniz zaten. Kız, o topukların üstünde nasıl yürüyünüz kız? Ya ne var Türkmen abla bak çocuk oyunca. Kız! Çocuk oyuncağıymış hakikaten. Ay anne, çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim canım kızım benim. Abla. He canım. Ya bu nereden çıktı şimdi? Artık kulağımıza kendimizi böyle göstereceğiz. Alışsanız iyi olur. Kız, birazcık az sarışın olaymışsınız daha iyi olurmuş ha. Ya Vafet öyle deme. Bu aralar hep sarılara rağbet var. Ne kadar çok sarı, o kadar iyi karı. Yalnız hanımlar, bu şekilde Kalender Bey'i tavlayamazsınız haberiniz olsun. Aman! Bu da kuzu gibi gamlı baykuş. Ağzından hayırlı tek laf çıktı yok. Niye tavlayamıyormuşuz? He! Hem biz bu hesaplara ne kadar para verdik haberiniz var mı? Ay neyse neyse. Hadi bizi lafa tutup durmayın da. Ağam nereyedir onu deyin hele. Kalender hanede. Ne? Kız madem ağam kalender hanede de bizi ne diye buraya getirdin sen? He. Ya siz bana babama sormadınız ki. Ya vallahi ben şimdi bu modern çizgimden çıkacağım bu karıyı parçalayacağım ya, ha. Ayşe! Yok ana. Ayşe! Muhatap olma. Tamam abla. Yeni gelin. De haydi. 001'i hazırla. Kalenderhaneye gidiyor. Ama anneciğim. Ya. Peki. Buyurun. Bu tarafta. Topuk şey onu. Haydi. Dönüşü nasıl olacak? Vallahi çok merak ediyorum. Belki de dönmezler orada yaşarlar.
bana bakın. Bu gidişle bu gidişin dönüşü zaten olmayacak. Gelindir ağam bu karıları böyle görünce kesin katliam çıkaracak. Ya ağzından yel alsın Allah aşkına, bu nasıl laflar ya? E ne var işte, sizin töre böyle, ondan diyorum ben ya. Nerede kalmıştık? Bir dakika. Ayo. Buyurun Tanrı Bey. Karılar! Yeter be! Bağırmaz! Atıyor bana onu. Bağırmaz! Ya benim babam, affedersin ama saçmalıyorsun ha. Ya bir tek adıyla 20 milyonluk İstanbul'da ben nasıl bulacağım İskender ya? O kadar da değil. Bende resmi var. Ha iyi bari. Bak, anında burada. Aynı kalendere benziyor. Bebeklik fotoğrafı mı? Bununla mı bulacağım yani? Abo! Hakikat çok yardımcı oldun benim babam. Ben bunları kesin bulurum ya, kesin bulurum. Tabii bulursun, arıya arıya bulursun. Hadi artık sen fazla vakit kaybetme, bir an önce yola çık. De haydi, de haydi. Ya benim güzel babam, bak ben delirtme. Ya ben kime ne diyeceğim? Yayla Gülü oğlu İskender, bu 40 sene önceki fotoğrafı... ...kendisi benim gayrimeşru kardeşim olur mu diyeceğim, ne diyeceğim? Korkut dede, bu son oğlun değil mi? Yani başka gayrimeşrum varsa söyle ha. Yok, ele değmişken onu da bulsun Müsellem amcam. Aman. Aa. Lan bunun burada ne işi var? Biz ne zamandır düşmanlarımızı misafir ediyoruz Müsellem? Oha! Eski çamlar bardak oldu dede. Düşmanlık mazide kaldı. Artık dostluk var. Yakında hayırlısıyla da hayırlı bir işle bu dostluğu perçinleştirecek. Ne diyorsun lan sen? Yoksa Türkmen'le mi baş göz oluyorsun? Yok yok. Yok, Allah yazdıysa bozsun ya. Bir başka jenerasyondan bahsediyoruz. Torunlardan yani inşallah. Ne jenerasyon, ne diyorsun lan sen? Neyse dedem. Hazır aklın fabrika ayarlarına dönmüşken ben yine yerinden oynatmayayım. Hadi kalın sağlıcakla, selamet. Dediğim gibi Müsellim, gidiyorsun kardeşini buluyorsun, bulmadan da geri gelmeyin. İşte o kadar. Ya hala bulacağım diyor, ya hala bulacağım diyor. Bulacağım diyorsa bulacağım Müsellim. Yapma ya, nasıl olacak o işler? Dava mı soruyorsun? Gireceksin internete. Türkiye'deki bütün yayla güllerini bulacaksın. Oho! Ölme şeyim ölme. Pii. Oo Baran'a. Gelsene içeriye. Ben? Hı. İçeri. Tabii artık böyle köşe bucak saklanmana gerek yok. Tamam iyi de ben böyle birden buradan oraya terfi edince kalp krizinden ölürüm ölürüm maazallah. Böyle iyi. Şirinim. Hı. Zaten hala inanamıyorum biliyor musun? Böyle içimden hep söylüyorum kendime sevgiliyik, sevgiliyik, sevgiliyik. Hop hop hop, yavaş gel. Biz şu anda sevgili değiliz. Sadece flört ediyoruz. Flört? Hı. Ya neyse ne işte. Ben Ferhat'ı elemişim, finale kalmışım. Bu aşamayı da atlatırız elden. Bana Ferhat deme. Lanet girsin onun adına hakikat. Tamam tamam gülüm, bir daha Ferhat demek yok. Bak hala diyorsun. Tamam tamam. Şirin'im. Efendim Baran. Ben senin aşkından her şey oldum ya. Hı. Şair de oldum biliyor musun? Ne? Sen benim için şiir mi yazdın? Hem de en duygusalından, kafiyeli. Akro... Afrodis... Akro... Akrostiş? Akrostiş.
Ta ilkokuldayken yazdım. Ya sen ilkokuldayken ben dünyada değildim. Nasıl yazdın? Bende. Sen ilkokuldayken. Şimdi bakma böyle illegal, mafyatik bir tip olduğuma. İçimde uslanmaz bir romantik yatıyor. Bilmez miyim? Okuyayım. Oku. Şirin mi şirindir benim şirinim. İlk mektebi bitir de seni orta mektebe göndereyim. Rengi gözlerinin çiçeklerle yarışır. İlk mektep önlüğü bir insana bu kadar mı yakışır? Ne olur he desen şu baran kuluna. Enine mi yapışır? Baran bu ne? Akış değil. Bak ilk harflerine bak. Şirin. Çok güzelmiş. Daha bu ne ki? Ben senin aşkından aşık baran olur Türkiye karım. Ferhat olur dağları delerim. Yine Ferhat dedim. Ferhat dedim der mi gülüm? Ben de mi Ferhat mı dedim? Hala diyorsun baran. Pardon dur lan. Dur yapma. Neyse. Bana müsaade. Müsaade sizin efendim. Şirin mi şirindir benim şirinim. İlk mektebi bitir de seni orta mektebe götüreyim. Rengi gözlerinin çiçeklerden yarışır. İlk mektep önlüğü bile bir insana bu kadar mı yarışır? Ne olur he de sen şu baran kuluna eline mi yapışır? Bu ne baran bu ne? Aslında... Evet. Didem. Az bir gelsene. Nereye? Sana bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim bana? Tut elimi. Göstereceğim bana. Aslında bunu sana daha önceden verecektim ama. Ama? Bir türlü veremedim işte. Kısmet bugüneymiş. Bana mı yazdın bunu? Ortaokuldayken hani doğum günümde seni dilediydim ya. Geçip karşına söylediydim. Sonrasında bu mektubu verecektim ama cesaret edemedim işte. Okuyayım mı? Oku. Dilan. Ben seni seviyorum. O kadar çok seviyorum ki hemencecik büyüyelim de evlenelim diye her gece dua ediyorum Allah'a. Sen de beni seviyor musun Dilan? Cevabını konağın arkasındaki portakal bahçesinde bekleyeceğim. Hadi. Mektubu al da gel bahçeye. Dünyanın en mutlu Ferhat'ı olmam için yüzüme bakıp bir he desen yeter. Yıllar sonra elinde o mektupla
portakal bahçesindeyiz Dilan. Cevabın ne? He diyeceksin mi? Sana inanayım mı Ferhat? Şirin'i gönlünden atabildin mi sen? Peki sen Hazar'ı atabildin mi içinden? Ferhat! Hazar hiçbir zaman senin yerini almadı ki. Sırf sana olan inadımdan, hırsımdan yaklaştım ben ona. Ben sana inanıyorum Dilan. Hadi gel sen de bana inan. Şirin birin yok artık benim hayatımda. Vallahi mı? Vallahi. Bak ben he dedim. Şimdi sıra sende. Sen ne diyorsun Dilan? He. Ferhat. Sen sonumuzu hayret ya Rabbi. Burası olmasa var ya, Allah'ıma kitabıma kafayı yemiştim ben. Buraya gelince böyle bir nefes alabiliyorum, havalanıyorum. Tabii babacığım, tabii. Sen burada bir tek nefes alıyorsun, havalanıyorsun. Evet, biliyoruz. Evet. Kaan, benim oğlum. Ağzımı yanlışlama. Sen kendi işine bak ya, bana karışma. Ana. Ana. Asun Hanım geldi. Asun Hanım geldi. Cemil. Cemil. Buyur abi. Asun Hanım geldi. Asun Hanım gelmediyse kimseye kapıyı açma. Yeter kaldıracak durumda değilim. Hemen al. Al. Kapıda 3 tane sarı var. Ne var? 3 tane sarı var diyorum. 3 sarı ne lan? Yoksa siz bu eve karı mı çağırdınız? Abi. Yok ha. Yok baba bir çağırmadı. Cemil, al Cemil. Aç kapıyı. Aç kapıyı, kimmiş bu? 3 sarı bir bakalım. Aç. Buyurun. Çekil Cemil, çekil. Ama itiraf et, dilin tutuldu değil mi? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz bu halde? Seni yeniden kendimize aşık etmeye çalışıyoruz ağam. Nasıl, içinde bir pırpırlanma oldu değil mi? Benim içimde bir pırpırlanma oluyor ama kan beynime sıçrıyor. Ey ey, biz de onu diyorduk zaten. Hadi çocuklar, siz azıcık dışarı çıkın da babanızla bizi yalnız bırakın hadi. Ana, emin misiniz? Hadi oğlum gitsenize. Hiçbir yere gidemiyorsunuz, gitmiyorsunuz. Bırak oğlum, hadi gidin. Ana çekiştirmesene, babam bir yere gidemezsin diyor. Ya baba valla kusura bakma, biz kaçıyoruz yoksa kabak bizim başımıza patlayacak. Haydi. Haydi. Yallah. Bela! Sen de mi bela? Seni de mi bu oyunun içine alet ettiler? Seninle sonra hesaplaşırız biz. Öyle. Bela! Gitme! Gözünü bizden ayıramıyorsun değil mi? Ya sarı sevdiğini daha önce de söyleseydin ya, çoktan hallederdik biz. Hiçbir şey anlamıyorsunuz değil mi? Her şeyi bir kabuktan ibaret zannediyorsunuz. Her şey dış görünüm, dış güzellik zannediyorsunuz değil mi? Aman işte sizin kafanız ancak bu kadar çalışıyor. Yok ağam, sadece dış güzellik olur mu? İç güzelliği de hallettik. Bak, içim gül kurusu. Daha kapat onu! El alem görecek, ne diyecek? Kapat onu. Anlamıyor musunuz ya?
Ben sıkıldım. Ağalıktan sıkıldım. Sizlerden sıkıldım. Aşiretten sıkıldım. Heh, işte biz onun için geldik zaten ağam. Yani bizim de hayatımız bir rutine oturduydu biliyor musun? Biz de onu değiştirek dedik. Yok. Ya oğlum, bak son günlerde her şey üst üste geldi. Sen de çok yoruldun. Hadi gel evimize gidelim. Sen ağlığını geri al. Eski güzel günlerimize geri dönelim. Haydi. Dönmeyelim Asiye, dönmeyelim. Ya kalender ağa yok. Öldü ya, öldü. Anlamıyor musun? Öldü diyorum işte. Öldü. Yok artık, yok. Kalender var, kalender. Ama siz eğer ağalık istiyorsanız ahanla konak orada, ağalık da orada. Gidin, gidin başımdan, gidin, gidin. Ha, gidelim de ağam. Sen sonradan mı geleceksin? Gelmeyeceğim ya. Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. Ağam, yoksa gene bizi kovuyor mu? Mühteber. He canım. Mühteber, bak. Eğer ağa karısı olarak yaşamak istiyorsanız... Gidin konakta mutlu mesut yaşayın diyorum. Bana ulaşmayın. Ağam, hiç mi elektriklenme olmadı? birazcık da mı? biraz dans neyine değdik ya? Aman, yürüyün ya, yürüyün, hadi gidelim. Sarının tonunu mu tutturamadık acaba? Haydi, beni rahat bırak! Haydi! Bitirdiniz lan beni, bitirdiniz. Ah Sude, ah. Ah Aside, bitirdin bizi Aside. Ben dedim size sarının tonunu tutturamadık diye. Azıcık daha platin bir şey mi yapaydık acaba ya? Of ya, bunun platinle milatinle bir ilgisi yoktur da. Ağamın gönlü bizden çoktan geçmiş. Aa, baksana bağ bile kayıtsız kaldı ya. He, senden geçtiydi de. Bizden de vazgeçmiş. Hele ki mühteberinden. He he, mühteber abla. Zaten öncesinde sana bayılıyordu da şimdi vazgeçti senden. Ya adam seni gördüğü yerde kaçacak delik arıyordu. Ya sen bana baksana, vallahi bu ayakkabının ökçesiyle senin o beyninin pekmesini bir akıtırım ki şuraya ha. Akıt hadi, yalan mı? Yalan mı? Doğru mu? Şimdi gösteririm ha. Durun da. Ha şimdi birbirimizi yemenin sırası değil, dur. Olan oldu. Elimiz ha böyle bomboş kaldık. Sıfır ha, sıfır elde var, sıfır. Hakikaten ha, sıfır, sıfır, sıfır. Ha şimdi ne edeceğiz? Asıl onu düşünmemiz lazım gelir. Ne edeceğiz? Tabii ki konağa gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Hiç paramız yok ki. Mağazada, kuaförde, elimizde ne var ne yok. Çarçur ettik. Davay. Otostop çekek mi? Ya Ayşe, sen hiç uslanmayacaksın değil mi? Ya sıfır şuradan bir taksi çeviririz. Konağa gidince de öderiz parasını. Ne dur yani? Tamam. Taksi! He, geçtiydi hemen taksi. Taksi! Nerede taksi ki? He? Bulduk taksiyi. Taksi! Anam ne oluyor be? Şişt. Abla, hayırdır ne oluyor? Ağam sizi çağırıyor. Ağam sizi çağırıyor. Vallahi mı? Vallahi sizi çağırıyor. Buyurun geçin arabaya. Gördün mü Mütemir abla? Canım. Sarışın olmak işe yaradı. Sonradan da olsa abi açık bir elektrik aldı bizden. Hadi gidelim. Hadi hadi. Haydi. Hadi gidelim. Hayır. Haydi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Haydi. Babamlar ne yaptılar acaba? Babam önce sinirlenmiştir ama sonra affetmiştir bence. Hiç sanmıyorum. Annemlere anlatamadım. Babama önem verdi. Şey dış görünüş değil. Tabii. Benim babam dış görünüşe hiç önem vermez zaten. Ya o yüzden mi sarışın taş gibi kadına tutuldu? Şişt, şişt.
Abi yavaş ol ya. Yani sonuçta bahsettiğimiz kişi Bella'nın halası. De yani taş gibi değil mi? Ya tamam, halam çok güzel kadın ama babamı aradı o değildi. O kendini olduğun gibi kabul edecek birini arıyordu. Ne yani? Asude halan babamı olduğu gibi mi kabul etti hayatım? Hayır öyle değil. Kalender babam halama aşık olunca hayatındaki en büyük eksiğinin ne olduğunu gördüm. O zaman da yaşadığı hayatı aslında kendisini seçmediğini anladım. Yani halam babana özgür olmadığını hatırlattı. İyi ki de özgür değilmiş ha. Bir de özgür olsa o 3 değil 13 kara alacakmış ya. Çok eşlilik babanın özgürlüğü değil. Aksine onun özgürlüğünü elinden alan bir şey. Hayatında sadece bir kadın olsun ve ona aşık olsun istiyor. Ya babam öyle aşık falan diyor ama bence geçici bir heves. Yani zamanla unutacaktır, haksız mıyım? Öyleyse o zaman neden her şeyi feda etmeye kalksın? Ben sana aşık olduğuma, emin olduğum için her şeyi bırakmaya göze almıştım. Kalender babam da öyle. Ya yenge, sen babama baya baya hak veriyorsun neredeyse. Onaylıyorsun bu olayı. Ben babamı yaptı, onaylamıyorum Kaan abi. Sadece anlıyorum. Halamdan vazgeçmesine, konağa gelip tekrar ağlığı dövmesine ben de çok istiyorum ama... konaktaki kadınlar çok yanlış davranıyorlar. Babamı daha da çok uzaklaştırıyorlar. Ya hakikat ya, hakikat. Yani bu konuda yerden göğe kadar haklısın. Yani bizim konaktaki kadınların adamlarını konaktan uzaklaştırmada üstlerinden yoktur. Nereden biliyorsun diyeceksin, tarımdan biliyorum. Afet de var abi. O farklı mı? O da aynı. Bir benim Bella'm farklıdır. Heh. Ne nazı vardır, ne kaprisi vardır, ne de ısrarı vardır. Bir tek maşallahı vardır benim karım. Vallahi doğru diyorsun benim abim. Bizim karılarımız Bella yengenin çeyreği olsa öpüp başımıza koyacağız da. Ya şimdi anladınız mı neden şehirden evlenip okumuş yazmış kız aldığımı? Yenge şöyle ayıptır sorması senin. Sana benzeyen arkadaşların var mı böyle huyu suyu falan? Duymamış olayım Kaan abi. Aman tamam peki. Ne yani? Yok mu? Aslında var. Esmeralda. Esmeralda mı? Hayırdır Hazar, sen niye bu kadar ilgilendin pardon? Şey ya aşkım ben isme tepki verdim. Hem ben bu Esmeralda'yı neden tanımıyorum? İspanya'da da ondan. Yenge şey yapak internete girip bakak. İlk uçak ne zamanmış hemen biletini alak bayan Esmeralda'nın. Of ya şaka yaptım. Esmeralda falan yok. Afet var, Nazgül var. Benim en yakın arkadaşlarım onlar. Hay şansımıza. Ya Gökhan, oğlum aç bakayım interneti. Yaz oraya Esmeralda, Bella, İspanya, Bozok ne bileyim. Kaan abi. Aman tamam be üf şaka yaptık Allah Allah. Yaz oğlum yaz. Yaz bakayım. Ne çıktı? Abi hep trenciler çıkıyor. Aha kız bu mu? Ya Kaan abi ya. Bu değil mi? Allah'ım ya. Bu mu? Aman. Bitti. Yukarıda bir temiz dövemedim seni yarım kaldı işim bir güzel olacağım şimdi korkuyorsun değil mi? Gel bakalım kim kimin neresini kopartacakmış? Bana bak. Aa. Kız. Dövüşecek değil görüşecek hali bile kalmamış. Kız ne oldu? Niye ağlıyorsun? Gökhan için yoksam yok. Aman be kızım Allah seni ne yapmasın. Ben sana ne diyorum? Azıcık beni örnek al. Bak, biz Kaan'cığımla her gün düzenli olarak kavgamızı ederiz ama akşamına yine sarmaş dolaş oluruz. Yani bir kavga ettin diye böyle ağlanır hiç. Aynı şey değil Nazgül. Aynı şey değil. Ben bu konağa geldim gelen mutlu değilim. Kız, Allah'tan kork. Vallahi çarpılırsın ha. Allah var, gıni ana bir güne bir gün sana kaynanalık yapmadı. Sen ki kaynanasız gelin olmayı tattın, kime nasip olmuş ki bu? Nazgül he. Hocam beni sevmedikten sonra, o istemedikten sonra gerisinde bana ne? Kız bir kavga ettiniz ya, yani şimdi seni sevmiyor oldu. Öyle değil Nazgül. İçim bir başka yanıyor benim be. Ben Gökhan'ı ne zamandır seviyorum, senin haberin var mı? He, var. Bir yıldır seviyorsun evleneli Beria. Aa, kız sen Gökhan'ı önceden biliyordun yoksam yok.
Biliyordum tabii. Tam 3 yıl öncesinden biliyordum. Ne diyorsun kız? Ay yarabbim, dizi film gibi bir şey. Bir anlatsana, çok meraklandım kız. Nedir hikaye? Çeşme başına gittiydik. Bak daha dün gibi aklımda, bibim yolladıydı sual gel diye. Adana'da sıradan bir gündü. Evet. Sonra bir baktım. Kavruk teniyle karşımda. Ama diyeyim, nasıl heyecanlandım, içim içime sığmıyor. Ropluyorum, bu kim diyorum ya, neyin nesi? Yanımdakilere hemen sordum. Sürvansı olaydı. Vah, niye ki kız? Kız, koca Kalender Han'ın oğlu olduğunu öğrenince değil yanına gitmek. Yüzüne bakmaya cesaret edemedim ben. O dedim Han'ın oğlu, laf et, geç otur kenara, sana mı bakar? Geçtim, oturdum. Bekledim işte. Evet. Hadi affet ya, niye es veriyordun her heyecanın yerinde? Devam. Aradan tam 3 yıl geçti, 3. Bu arada beni görmek isteyenler oldu. İsteyenler oldu. Hiçbirinin yüzüne bakmadım. En nihayetinde dediler ki Kalender Ağa geliyor. Seni oğluna istiyor dediler ama aman Allah'ım, nasıl nasıl sevindim, nasıl mutlu oldum, yerimde duramıyorum. Ne oldu, düğün oldu. Lady Diana böyle gelin olmamıştır ha. Ama Dimo da seviyor kız seni. Bak gelin aldı. Yanılmışım. Ay yazık. Niye ki kız, ne oldu sana? Ne oldu? 3 günlük taze gelinken kodu gitti ben askere. Hiç demedi. 3-5 ay karımla vakit geçireyim. Ona bir doyayım, hasret gidereyim. Kokusunu içime çekeyim demedi Nazgül. Gitti askere. Ne oldu? Yolunu gözledim. Sen biliyorsun kız. Ne kadar bekledim. Gökhan, Gökhan diye saydım ya adımları. Geldi. Geldi bu sefer, ne oldu? Ne oldu kardeşim, ne oldu? Ne oldu? Ayşe ana rahat bırakmadı. Ben ayrı eve çıkalım dedim Nazgül, kötümü ettim. Dedim sevgimi vereyim, aşkımı vereyim daha iyi. Evimin kadını, çocuklarımın anası olayım dedim ben. Fena mı ettim kız? Etmişim işte. Sevmek suçmuş, ben suçmuş. Suçmuş ben sevmek aferin. Vallahi suçmuş. Hele ki çok sevmek hayattaki en büyük suçmuş. Oy. Allah seni bildiği gibi yapsın Gökhan. Aferin, sevmek suçta, cezamı idam istiyorum. Ay. Aman ben ala diyorsun, ah yapma, ahmetin oğlum. Olmaya çalışacağım. Ah Kamilleciğim, ah. Şu konağın bu sessiz, sakin, dingin halini ben çok seviyorum. Allah Allah Kamil, sen bu konağın sessiz, sakin, dingin halini ne zaman gördün de seviyorsun? Şimdi, işte öyle bir an hayatım. Safsın sen be, vallahi çok saf bir adamsın ha. Haydi ara şu Kalender Ağa'mı, ara bakayım. O 3 kadını böyle civciv gibi görünce adam cinnet geçirip hepsini öldürmüş olabilir, ara bir. Hayırdır? Sen hani sevmiyordun o kadınları, şimdi merak mı etmeye başladın? Ballada gitti ya onlarla ya. Eyvah! Kalender Ağa bu civciv gibi kadınları böyle görünce cinnet geçirip silahını doğrultmuştur. Benim salak kızım da kurşunların önünü atmıştır bir kahraman gibi kendine. Vah vah vah, belki de kim vurdu ya gitti benim yavrum. Ya benim dünürüm öyle şeyler yapmaz. Ne demek yapmaz ya? Vallahi bütün karıları vurmuştur o. Öyle şeyler yapmaz. Yapar. Yapmaz. Yapar be. Yapmaz. Yapar dedim. Yaptı. Baba gene yapacağını yaptı. Hadi yapmış, yapmış işte, yapmış. Alçaklar, caniler. Bir sakin olsan Kamil'le bacı ya. Abimin ne suçu var? Abim bir şey etmedi ki. Ne demek yapmadı? Öldürmüş ya karıları. Vallahi ama. Kimi öldürmüş? Nasıl öldürmüş ki? Ya hanımlar bir sakin olun lütfen. Bir sakin olun. Türkmen Hanım, siz neyi anlatıyorsunuz efendim? Ne oldu, bir söyler misiniz? Sorman ya. Babam Bey'le beni karşısına aldı. Evlendireceğim seni dedi. Kız kimse kimseyi vurmadı mı? Vurdu. Kim? Kimi
vurdu? Babam beni vurdu, can evim diye vurdu beni. Seni evlendireceğim diye. Tamam işte, sen de evlenmek istiyordun. Ne var kız, naz mı yapıyorsun şimdi? Yok ya İli, naz filan değil Kamila bacı. Yani böyle kiminin evlendirmek istediğini bir bilsin, sen de bana hak verirsin zaten. Kız senin için ne fark eder, ben nefes alsın yeter de hani ne oldu? Ya görmedikten sonra nefes alsa ne işe yarar Kamila bacı? Kız, ya Kürasan'la evlendirmek istiyor. Kız iyi işte, ne güzel. Kör topal idare eder gidersiniz. Yok ya, olmaz öyle şey. Yani acık Kore'ye de iyiydi, görmeden olmaz. Kız, ayrıca benim nereyim topal? Ben onu anlayamadım ya, neyim var benim? Kız seni yıllar önce görmüş ya, adamın aşağı yukarı bir fikri var demek ki. İyi ama yine de ölüm olmaz. Ben illa kabul edemem. E tamam o zaman, sen de adamın gözlerini yaptır. Götür doktora, 2-3 tane göz taktır adama. Ne var bunda ya? İyi de olmaz. Neden? Ya beni beğenmezse? Kız 20 yıl önce görmüş, beğenmiş. O zaman Madonna mıydın? Aynı Türkmendin işte. Ya Kamila bacı, biz bu konular bile Kamil abimin önünde mi konuşacağız Kamila bacı? Adama da rahatsızlık verik. Kusura bakma, sizin de rahatınızı bozduk ama hadi gel biz senin başka bir yerde baş başa konuşalım. Benim çok ihtiyacım var Saf abi. 5 dakikanı ayırsan yeter, Allah rızası için ne olursun, kurban olayım, çok derdim var. Türkmen ya, vallahi bıktım, usandım ben senden ya. Ne çok derdin var senin, hiç bitmiyor dertlerin. Haydi düş önüme, yürü be. İyi günler. Kamil, sen de hemen kalindir ama ara, bana haber et. Kaç ölü, kaç yaralı var. Tamam, ararım. Siz işinize bakın. Alo, benim dünürüm. Ne oldu? Asude Hanım geldi değil mi? Nereye geldi? Ne dedi? Ne dedi, ne dedi? Yok dünürüm ya. Yani hiç, ondan hiç haber alamıyorum ben. Ulaşamıyorum kendisine. Yapma ya. Vay anasını. Gene sırra kadem bastı bu kadın demek ki. Of, of. Ya ben sana aslında başka bir şey soracağım. Karılarınız yanınıza geldi mi? Gördünüz mü onları? Geldiler ama ömürleri o kadar uzun olmadı. Ne? Nasıl yani? Ne yaptınız? Bir şey mi yaptınız onlara? Yaptım Allah'ıma, kitabıma. Yaptım. Geldikleri gibi geri gönderttim onları, kovdum yani. Ha öyle yani. Ha, tamam. Nereye kovdunuz acaba? Cehennemin üst mahallesindeki bir kazanın iç... Yahu tövbe tövbe. Ya insan birini kovarken nereye gideceğini söyler mi? Kovdum işte. Nereye gittilerse gittiler. Ya benim canım, diğerim, Kamil'im, dünürüm. Bir daha beni bu karılar için arama, senden istirham ediyorum. Beni arayacaksan yalnızca ve de yalnızca Asude Hanım için ara. Öyle ha? Ya kendim için aramayayım seni, öyle mi? Tamam canım, tamam. Sen kendin için arayabilirsin. Ne de olsa onun kardeşisin. Ha ondan yani. Yoksa yok. He. Yalnız unutmayın efendim. Asude yokken ben vardım, hatırlatırım sana dünürüm. Ya anla işte halimden. Ben ne dediğimi biliyorum. Tamam merak etme. Benim senin sevginden şüphem yok ya. Anlıyorum seni, tamam. Ben var ya, ben yeni kuzulamış bir koyun gibiyim şimdi. Her dakika ağlamak istiyorum. Tamam hadi tamam ya. Beni de duygusallaştırıyorsun. Hadi kapat artık telefonu, tamam. Yok önce sen kapat. Yok yok, sen kapat. Sen kapat. Hadi kalender, sen kapat işte. Ya de haydi gelme üstüme, kapat işte. Şimdi Asude Hanımcığım ararsa telefon meşgul falan çalar. Kapat hadi. Tamam bak şöyle yapalım. Üç deyince ikimiz birden kapatalım, tamam mı? Hadi bak. Bir. İki. Ay canım. Ay canım. Ay. Kız.
Sırtır. Yok yok iyi. Hayır. Ha, alıştım. Ha. Anam ben. Dur. Yavaş yavaş. Gel gel. At. Ha, şimdi ha. Haydi, haydi canım. Hop batam. Ha. Ferin. Ha. Ha. Kalk kızım. Hadi geç geç. Dur masaya tutuşalım. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Herhalde. Allah aşkına iyi misin? He he. Oh. Evet, niye ne içeriz efendim? Aa, kardeşim ayıp oluyor ama biz koskoca ağarılarıyız. Ne yiyip içeceğimiz sorulur mu hiç ya? Ne varsa getir koy yiyek. Peki tamam. Dur dur. O şeyden de getir bize hani patlayan gazoz var ya ondan da getir. Evet. Patlayan gazoz derken? Ya kardeşim hadi böyle 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 yapıyorsun da sonra pıf diye patlıyor ya. Tamam efendim tamam. Kız bu çok cahil hiçbir şey bilmiyor ya. Yazık. Ya maşallah. Garsonun bilmediğini siz biliyorsunuz da nereden biliyorsunuz sorması ayıptır. Müttefir abla ya niye bilmeyecekmişiz cahil miyiz biz ya? Karılar o değil de sarışın olmak işe yaradı ha değil mi? Tabii kız iyi ki sarışın olduk yoksa ağam bizi hayatta böyle yerlere geri getirmezdi ha. Aa bak bak o da bizim gibi ya. Ay aynı aynı. He vallaha. Aynı. He vallaha. He vallaha. Nasıl bir oyun oynadı? İlk önce gidin dedi sonra yoldan aldırttı. Sürpriz gibi sürpriz yaptı. He. Türkü gibi olduk ha. Hani minareden attı ağam bizi sonra aşağı indi tuttu ağam bizi. Doğru diyorsun kız. Ya o değil de şimdi o kadar para harcadık altınlar falan gitti ama değdi vallahi ha. He doğru diyorum vallahi değdi. Karılar bundan sonra hep böyle süslenelim. Denişiklik yapalım tamam mı? Mesela misal önümüzdeki aya kızıl olalım mı? Alalım kız. Abla ya bana da kızıl ne yakışır değil mi? He? O zaman Asya bak sen kızıl ol. Ben sarı kalayım. Şimdi Mütübür abla şey ol ya. Kara. Kara ol kara. Hatta elini yüzünü de bir kapkaraya boy yak. Ya beni kandırmaya mı çalışıyorsun sen? Kuduk. Abla. Ya ne desek hep beraber yapacağız. Ya kimsenin kimsenin hakkına in geçmesin tamam mı? Yani beğenirse hepimizi... Beğenmezse derdimiz değil mi? Tamam. 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 Kız. Aferin sağ kız. Sen neyin sok? Hanımlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Biz iyiyiz. İyiyiz da... ne diyorsun? Sen kimsin uşağım? Kusura kalmayın. Kendimi tanıştırmayı unuttum. Ben o. Maho. İnşallah sizi fazla bekletmemişimdir. He? Beklenmez. Bir karışıklık oldu galiba. Biz kalender ağamı bekliyoruz. Hayda. Ya ben kime el atsam maşallah hep karşıma o çıkıyor ya. Ya sen ne diyorsun sen ne diyorsun seni? Abla kalk. Kalk şunu bir geçelim. Hanımlar! Hanımlar! İzzet etti. Sizi buraya ben getirttim ben! Ben gidin demeden kimse gidemez anlaşıldı mı? Oturun! Sıçtık.
Aa. Ne? Misafirleriniz geldiler. Denem mi? Ya benim sizden kurtuluşum yok mu? Ya aşk olsun babacığım ya. O ne biçim laf öyle? Ya şuraya bir nefes almaya geldim. Bir bitmediniz. Kapıdan kovuyorum, bacadan giriyorsunuz. Biz seni merak ettik benim babam. Neyimi merak edeceksiniz? 50 yıldır kalenderim işte. Babacığım, senin bu agresifliğinin nedeni anamlar olabilir mi acaba? Agresifliğimin değil ama benim sebebim olacak senin o anan dediğin karılar. Aa, o ne biçim laf? Benim babam, Allah korusun. Korusun tabii, korusun. Allah beni o kadınların şerrinden korusun inşallah. Ne yani baba? Siz daha konuşmadınız mı? Konuşmadık tabii. Baba ya, ayıptır sorması. Siz madem konuşmadınız, ne ettiniz ki ne? Ya ne edeceğiz? Konuşulacak bir insan mı ki onlar ya? Geldikleri gibi gerisin geriye gönderttim ben işte. Hayda. Ya biz de dedik ki belki böyle bu arada konuşup kendi aralarındaki olayı halletmişlerdir diye düşündük baba. Ya benim oğlum, akıl var, mantık var. Ben bu üç karının hangisini karşıma alıp da konuşayım? Görmediniz mi hallarını yahu? Yaratık gibiydiler, görmediniz mi? Tiplerini görmediniz mi? Hakikat ya, neydi onların hali? Hele benim anam. Ne yapıyorsun lan? Yemin ediyorum bunca aylık anamdan soğudum. İşte al benden de o kadar. Olpa, ya ben demiyor muyum size? Bunların üçünün şu kadarcık akılları vardı. Ağzı da görünce aha, şu kadarcık akılları da uçtu gitti. Hakikat baba, eyvallah. Hani seninkilerin sebebi belli, Asude. De, ya bizim avratlar niye delirdi? Ah, ya abi, kadın değil mi bunlar? Yedisinde de, yetmişinde de aynılar ya. Yemin ediyorum öyleler. Ya biz bunları hiç anlayamayacak mıyız bunlar? Hangi gezegenden ya? Ya biz buraya babam için geldik. Siz iyice arabeske bağladınız. Ana, şimdi bağlamadık ama akşamına bağlayacağız ulan. Hadi gidiyor. Nereye? Nereye olacak benim kardeşlerim? Kafaları dağıtma ya, kafaları. Baba? Ha. Yok, yok, yok. Yok, ben gelemem, gelemem. Hiç tadım duzum yok. Ben sizin de tadınızı kaçırırım. Ya öyle şey olur mu babacığım ya? Evlatlar, yani üç evlat babasız mı kafaları dağıtacak ha? Ya oğlum, ben zaten olmuşum bir garip. Ben şurada bir yerde kıvrılıp yatarım, sabaha kadar uyurum. Bir kalender bozuğum bu saatte kıvrılıp yattığı nerede görülmüş benim babam? Baba bak, Gökhan'ın bile ilk defa ağzından doğru bir şey çıktı. Bu bir işaret. Haydi. De haydi o zaman. Kaldır abi. Biz eski kalender bozuğu istiyoruz babacığım. Ya ne yapıyorsunuz oğlum, yapmayın. Bak gelmiyorum diyorum. Baba. Geliyor. Şirin. Apo. Bak, 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 bak. Bak sen şu zıplamada bak. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Görmeyin mi? Aha da burun ikinci, burada senin dikizi. Sen beni mi izliyordun? Seni izliyordum. Bak sen şuna ya. Kız bir de utanmadan itiraf edin ya. Tükür kızım. Yüzüne tükür. Ula ne diyorsun? Tabii. Sen şimdi korkayın. Sen tüküremezsin. Senin yerine bir yavulturum. Ya öldüreceksin adamı. Öldürürüm tabii kızım. Bu namus meselesi ya. Adamın bir odana girmediği kaldı. Hala. Ya gönlüme girdi. Odama girsene olur. Üf! Ağabey kız! Ne? Ya vallahi öyle. Ya şimdi nasıl diyeceğim bilmiyorum ama... abim de biliyor, yengem de biliyor. Sen de benim halamsın. Biz Baran'la çıkıyoruz. Çıkıyor musunuz? Hı. Kız siz kediyle köpek gibiydiniz. Niye ara çıkmaya başladınız ki? O eskidendi. Kız sen var ya... sen ne fingirdek bir şey çıktın ya. Bana da öğretsene. Allah rızası için. Kız ne yapayım, sen hiç dışarıya mı yattın? Ne bileyim, ben dua mı edeyim? Ne yapayım, bana da öğret. Ne olur kızım ya. Ya hala o işler öyle olmuyor. Tamam işte, ben de onu sorayım. Nasıl oluyor? Bana da öğrettiğim ya. Ne güleyim lan? Kerkenez. Vallahi sümsüğü yedir miydi seni, tekrardan yere yapıştırırım ha. Dur bre. Tamam tamam, gidiyoruz. İşte. Çıktığım kız.
Çıktım ben. Aman gittim ben. Aman fingir demeyi bırak da otur yanıma ya. Senin yüzünden derdimi unuttum ben. Asıl benim derdime bir çare bul. Hayırdır ula? Ya benim babam beni bu Kurhasan'la evlendirmek istiyor ya. Ben de kendisine bir şans vermek istiyorum ama sen ne diyorsun kızım bu konuda ya? Yani bilmem ki, sen evet diyorsan bence de evet. He, ben de evet diyeyim zaten, olur değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. O zaman bana bir 30.000 lira borç vermeni lazım. Yuh hala, ne yapacaksın, çeyiz mi düzeceksin? Yok kız, adamın gözlerini açtırmam lazım. Ama bu çok gizli bir bilgi, aramızda kalması da lazım. Ya o zaman babamdan iste. Yok olmaz, ben önce adamın gözlerini bir açtıram, beni bir görsün, ondan sonra herkeşlere söylerik. Neden? Ya. Ya adamın gözleri açıldıktan sonra beni istemezse herkese iletir mi olam? Ya hala senin uğruna kör olmuş bir adam gözü açıldıktan sonra niye istemesin? Vallahi orası hiç belli olmaz. Ha, daha bak. Yalnız adamın gözleri açıldıktan sonra senin odadan çıkman kesinlikle ve de kesinlikle yasaklanmıştır ona göre ha. Ay yuh hala ya. Sus kız. Ben adama o kadar yatırım yapacağım. İliskem adam. Ya sen ne naza çekin Allah aşkına, vereceğin mi vermeyeceğin mi ya? Ya hala 30.000 liradan bahsediyorsun, ben nereden bulayım? Ya sen akıllı kızsın. Alttan girersin, üstten çıkarsın. Bir yolunu bulur toparlarsın ha kızım. Hala. Niye ben ya? Ne var kız? 30.000 liracık. 30.000 liracık. Nereden bulayım ben? Bulacağın mı bulmayacağın mı? Lan Mısto, yesene lokmanı. Va. Kız Mariko. He. Hayırdır? Ne sırtıyorsun orada öyle? Telefondayım da. Ay gerçekten mi ya? Cehaletime ver kız, ben de kumanda sandım onu. Yavrularım. Tebrik ederim seni Nazgül. Ne kadar komik bir espriydi. Size ne oluyor? İkili oynuyorsunuz siz, ha? Önünüzdekini yiyin, yemeğinizi yiyin. Aç, aç. Lan, söyle hala, kiminle konuşuyorsun sen? Aman bırak, Allah'ı seversen ya. Kimi sokacaksa soksun. Hele şuna bak. Zaten bunda o çatal dil oldu mu var ya, anca 2 gün güler yüzü. O günler eskide kaldı canım. Artık bana yılan diyemeyeceksiniz. Oh. Vah! Wow. Haydi haydi, sen öyle zannet Mariko. Yılan yılandır Dilan hanım. Man bak, man bir daha öyle öpücük neyin atmayasın. Vallahi kendime çanta alacaktım. Senin derini yüzdürüp yaptırırım çantayı. Fışık! Bundan böyle artık karşınızda yepyeni bir dilo var. Alışsanız eğer dersiniz. Varman da belli zaten. Bak ya kız, bu yeminle kendine koca buldu ha. Şunu kikir demesine bak. Ya bırak Allah'ı seversen. Hangi aklı kıt alsın bunu? Kız dur. Sizi alan olduysa beni hayli hayli olur. Yok anam. Bu kesin birini buldu kendine. Şuna bak. Bak 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 bak. Gözlerini belirti, şuna bak. Adam bulmuş, bakışı var gözlerinde bak. Sen ne gülüyorsun Ceyla? Özeniyorsun yoksa? Yok ama. De haydi git kalk. Yürü. Zaten yiyeceğiniz de yok. Kardeşin de elini yüzünü yıka. Koş. Cemile bir de laf dinliyorlar. Ay canım evlatlarım. Nazgül. Afet. Annemler daha gelmedi mi? Ne bilelim kız, senin yanında değiller miydi? Evet istersen de dökür bakalım. He kız, anlasana ne oldu? Ya ben de bilmiyorum ki, kovdular bizi. Kalender babamla baş başa konuşacaklarmış. Ama bu saate gelmediklerine göre demek ki annemler başarmış. Neyi başarmış? Neyi olacak kız? Baba ağanın başını döndürmeyi. O iyi. Nazgül. Ne? Ya başka kadınlar da bizim erkeklerimizin başını döndürürse? Sus! Tövbe de sokumsuz! Ha
Tövbe tövbe, tövbe kere tövbe. Ya sakin olun ya, sakin olun. Merak etmeyin. Hazar onların yanında. İçimize su serptin. Allah razı olsun. Bozacının şahidi şıracı yani. Vallahi şıracıyı bilmiyorum ama Hazar abimleri dışarı çıkaracakmış. Geç kalırsak telaşlamayın dedi. Ya kızlar merak etmeyin. Hazar kocalarınıza göz kulak olur. İnşallah. Hanımlar, oturmaya mı geldiniz? Vallahi biz buraya tam olarak niye geldiğimizi bilmiyoruz abi. Hakikaten bizim ne işimiz var burada? Ben gördüm, beğendim. Yetmez. Yetmez tabii. Hamal mıyız biz ya? Gördün beğendin daha buraya getirdin. İstemez. Ya siyah adamın silahı. Alayım ben. Çok mersi. Akıllı ol. Siz bu karının kusuruna bakmayın. Siz kimin masasına oturduğunuzdan haberiniz yok galiba. Mao'nun masasına oturuyorsunuz. Mao gelecek dedi mi geleceksiniz. Oynayın dedi mi oynayacaksınız. Oynayın lan. Tabii abi, tabii. Haydi karılar gelin. Gelin ya. İki kıvırak şurada ama. Ama? Aa şöyle. Sevdim sen. Sen, haydi karılar kalkın. 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 Haydi. Kalkın lan. Haydi. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Gel, gel. Gel abla. Gel, gel abla. Gel abla. Ya ne güzel çalıyor. Diyorsun kız. Ay ne edecek abla? Elin herifiyle sırna şişti oynak. Oynak değilim ben. Aklımı kullanıyorum. Siz de azıcık aklınızı kullansanız da şu adama bir film çevirsek. Ha, salak salak konuşma sen ya. Ne filmisi? Ne filmisi Ayşe? Ne filmisi olacak? Adama azıcık güleceğiz. Azıcık kırıtacağız. Azıcık oynaşacağız. Sarhoş edip ondan sonra kaçacağız. Oy, sevdim bana, iyi fikir. İyi fikirse çalkalayın. Haydi, oha. Kavarın. Oh, 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 aman am. Oh, haydi am. Haydi, fondik, 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 fondik. Oh, oh, oh. Ah, yarasın. Allah'ım, haydi. Oh, haydi. Ah. Hadi, beni görmeyen üstün o. Oh, maşallah. Hadi. Ay, kıvırın. Kıvırın. Asiye sallayın azıcık. Sallayın. Ayşe, ha biz döne döne biz sarhoş olduk. Ha bu adamın sarhoş falan olacağı yok. Ne diyeceğiz? Ya biz sabaha kadar bunun sarhoş olmasını mı bekleyeceğiz ne? Hayır, beklemeyeceğiz. Ne edeceğiz? Ben izleyip arılar. Am, am, haydi gel beraber oynayak. Hadi gel. Alın, alın. Gel, gel oğlum, gel. Gel hele, gel. Oha, hadi. Parfüm, parfüm değil. Ha, koku. Koku önemli. Bol bol sıkı. Bol bol sıkı. Oldu. Çantalarımıza bak. Şey, ben çantamı alayım parfümün içinde. Evet. Çantamı. Kim kız, kim kız? Ama ablan, sakin. Şey.
olmazsan kaçın çıkacak ha? Canım. Geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz. Geliyoruz, şey yapmasın. Lan, arabayı hazırlayın. Allah! Kız Ayşe, haydi. Gel. Hemen buradan cam çerçeve yok gibi yerden kaçak. Kapıdan kaçak o zaman. Kız! Allah! Ya yakalanırsak? Ha tamam o zaman. Mağaranın yanına geri dönelim. Biz kaçamadık, geri geldik diyelim. He, sen de pek bir düşün oldun mağaraya. Ya o ne biçim laf Mütevver abla ya? Ben ne yaptıysam sizin iyiliğiniz için yaptım. Ama size yaranamıyorum ki, lan körsünüz. Tamam ya, neyse. Ne, hadi bir an önce gidelim, kurtulalım şuradan. Ayın cıyıldığı yerden kopsun. Ha dur. Dur kız, dışarıya bir bakalım. Bizim takip eden kismeler var mı? Bak. Ayşan, sen bir bak ver canım. Kismeler yok. He, kismeler yok. Vallahi yok. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kız. Dur hadi. Orası da kaç kaç kaç. Ay şurada şurada. Ay geldi. Anam. Yavrum be. Hadi babacığım gel. Ya benim bu oğlum hiç canım istemiyor ya. Ya olurum babacığım ya, bugün, o kadar. Ya, bugün o kadar gelelim. Arkamızdan alalım ya. Ya. Anam. Ne arıyorsunuz kızım siz burada? Ya bir arkamı dönmeyi vereyim, hemen soluğu pavyonuna alıyorsunuz. Nedir sizin bu pavyon sevdanız? Ya ben size ne dedim? Konağa gidin demedim mi? Ne işiniz var ki ne burada? Ah! Açıklayabiliriz. Vallahi açıklarız. He, çok güzel açıklarız. Ya gidin lan, neyi açıklayacaksınız? Neyi açıklayacaksınız Allah'ınız aşkına? Ya ana, senin bu metrekarede ne işin var? Onu de bakayım hele bana. Açıklamayı istemiyorum. Açıklamanızı istemiyorum. Analarınızı da istemiyorum. Ya baba, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Aa! E biz sana bakmaya geldiydik. He, valla. Yazıklar olsun sana de. Gel. Yalan söylüyorsun. Gel. Aa, kural mı? Saf çarpsın ki yalan alan değildir. Kurtar bizi ya. De gel. Sizi kurtaran sizin gibi olsun. De hadi düşün önüme gidiyorum. Baba, analarımızı almadan mı? Almadan, benim oğlum almadan. Ne halleri varsa görsünler. De hadi. Ya baba, o kadar mı? Hakikat mi? O kadar, benim oğlum o kadar. Kendi düşen ağlamaz. Bunlar da baksana kendileri düşmüş. Pavyona düşmüş. Bırak kendi pisliklerini kendileri temizlesinler. De haydi lan, yürüyün, yürüyün, gidiyorum. Baba, yürüyün, baba, yürüyün. Ana, baba. Babam, hey, ana, hey, ya baba, ana mama. Kalender ağa! Maho? Hayırdır? Benim karılarla ne iş? He? Hey! Bir dakika, bir dakika. Ne dedin sen? Benim karılar dedi. Maho. Ağzını topla Maho. Senin o karılar dedin. O karılar var ya, o karılar. Anla bu oğlanların anası. Öyle mi? Merhaba orospu çocukları. Ne diyorsun lan sen? Bozuklar. Piston aşağı düştü. Ya, ya, ya. Ya.
seni kurbağa seni. Gel ya. Demek sen bizim anamıza küfür edersin ha? Durun, yeter. Kurban olayım, yeter. Sen bize ne dedin? Ulan ben hakikaten hatırlamıyorum. Ne olur bir daha söyle lan. Biz ne çocuğuyduk? He, biz ne çocuğuyduk? Vallahi aile çocuklarısınız. Muhterem anaların muhterem çocuklarısınız. Allah'ıma, kitabıma, Elif Ülesi anaların çocuklarısınız. En iyisi birimiz sıkar çıkmaz çeksin vursun şu herifi. Aferin lan Gökhan. Bence de en doğru karar bu. Ne olur affedin beni. Affedin. Sus lan! Abi çok çekek mi ya? Evet, evet lan çok çekelim. Çok çekelim. Hayır lan çok falan çekemeyiz. Benim karım hamile. Ben bunu vuramam içine. Hazır. Yok. Gökhan, oğlum sen zaten ateşten gömleği giymek istemiyor muydun? Al sana ateşten gömlek. Vur bunu, ateşten gömlek üzerinden çıkmasın, bitsin bu iş. Siz hiç karışmayın, o iş bende. Çekil Hazar, çekil. Bırakın. Kalk. Ben hallederim. Maho, yaşamak istiyor musun, istemiyor musun? Yaşamak istiyorum. O halde bugün itibariyle, şu an itibariyle dilin lal kesecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Dilini mi keseceğiz baba? Baba, bence bipini kesek. Vallahi çok isabet olur. Bak, Maho, dinle beni. Şu an itibariyle yaşadığımız her şeyi unutacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bu çocukların analarıyla ilgili senin ağzından veya etrafındakilerin ağzından bir söz, bir ima veya bir şey duyar isem onlara bırakmam. Seni kendi ellerimle kıyma kebap yapar, gömerim. Anlaşıldı mı? Bak ha, sen iste. Ben şimdi gidip hafızamı sildireyim, hemen geleyim. Tamam benim babam da, bu unutsa da adamları var. Her şeye şahit oldu. Hakikat onları ne yapacağız ha? Kardeşlerim haklı baba. Tamam, siz hiç zahmet etmeyin. Ben gideyim, onları vurayım. Vurmayacaksın. Ağızlarını kapatacaksın. Onlar dahi bir şey yapsa senden bilir Maho, ona göre. Tamam ha. Eğer onlara güvenmiyorsan ya da kendine güvenmiyorsan buradan çıkınca hiç bekletme. Git kendine bir mezar satın al. Tövbe abi, tövbe. Şöyle, yola gel Maho. Yola gel, yola gel, yola gel, yola gel. Baba, benden aşağı. Gökhan, sen karışma, karışma. Sen bakma. Ya kaybeden hep biz mi olacağız ya? Sarışın olalım derken sarılık olduk. Yani Maho ağa bizden hoşlaştı diye kabahat bizde mi yani? Sarı saçlarımızdan biz suçluyuz karılar. Ama ne edelim, o kader böyleymiş. Kader diyemezsin Asiye. Bunların hepsi senin gelinin Bella'nın hokiyemesi. Şimdi benim gelinim oldu öyle mi? Ben size dedim, o beladır, bize yardım etmez. Bize kazık atar dedim. Dedim mu demedin mi? Dedim. Vallahi dedi. Ha bizi mışmalaya çevirdi. Sırf kötü yola düşelim diye. Melek düzdü şeytan. Ama şuradan bir çıkayım. Ay göstereceğim ben ona gününü. Öyle hiçbir şey edemezsin. Sana o zevki tek başına yaşatmam. Ben direkt belayı yaşatmam. Aferin kız. Uy. Koşun.
oldu kız? Ağamla renkli bir gece mi geçirdiniz? Anne iyi misin? Kal. Hiç gelme hiç. Gökhan. Annemlere ne oldu ya? Sadece onlara değil hayatım. Olan bize de oldu. Ne oldu ki? Nezarete düştük. Ayıptır ya. Biraz da bizi düşünün. Gene ne yaptınız da nezarete düştünüz? Tamam sakin olun. Sanki ilk kez nezarete düşüyormuşuz gibi ya. Hallettik geldik işte. Merak edecek bir şey yok. Ya Hazar hani sana binlerle kafaları dağıtacaktın? He kendi kafalarını dağıtmamışlar da gidip başkalarının kafalarını dağıtmışlar gene. Of Hazar ya sen ne zaman dışarı çıksın birilerinin kafasına dağıtıyorsun? Hadi bir bakayım bu sefer hangi elini kestin? Ya hayatım inan bu sefer ben bir şey yapmadım ya. Oğlum anlatsanıza ya. Gene niye bapısa düştünüz siz? Ya o demin içeri geçen anamlara benzeyen kadınlar var ya hala. İşte onlara sorun. Onlara sorun. Karıcığım ben de belim yüzümü yıkayayım. Tamam aşkım. Biz de annemlere yanına gidelim. Hadi. Hadi bir bakalım. Ana! Hayırdır? Ne oldu size böyle? Güzel annem benim. Ne oldu? Söyle. Kız konuşsanıza ya. İtler mi kovaladı yiyorsam sizi? He kız anam ne oldu artık anlatsanıza. Ne mi oldu? Önce sarışın olduk, sonra ağam bizi kovdu, sonra geri çağırdı. Sonra ağanın adamları bizi pavyona götürdü. Ne? Babam sizi pavyona mı götürdü? Yok, baban ağa değil. Maho ağa bizi pavyona götürdü. Maho ağa mı? O kim? Vallahi biz de bilmiyoruz. Kız elin ağasıyla pavyona mı gitti Eska? Yok Türkmen abla, biz onu kalender ağam sandık. Ama dayılmış. Anlayınca ne yaptınız? Ne yapacağız canım? Kaçtık tabii. Kaçarken de gerçek ağama yakalandık. Tabii abimler de dayanamayıp kavga çıkardı. Kavgayı onlar çıkarmadı aslında. Şimdi Maho onları onun bunun çocuğu deyince rencide oldu tabii çocuklar. Ondan sonra da yer misin yemez misin ha kendimizi nezarete bulduk. Gerçi bir iki saate çıkarttılar ama ağam bizimle gelmedi. Biz de öyle işte el elde baş başta gerisin geriye döndük konağa geldik. Neyse yani olan olduktan sonra yine başa döndük. Şükür. Vallahi bravo. Yine kendinizi kötü yola düşürmeyi başardınız yani. Yani o den de yani ağamızın gözünden düştük ya biz. Artık soracak başka sorunuz yoksa bizi yalnız bırakın. Gidin kocalarınızla ilgilenin. Ana gidelim gidelim de. Kocalarımız yüzümüze bakmıyor ki. Sebep? He vallahi. Sanki karşılarında düşmanları varmış, karıları yokmuş gibi davranıyorlar ya. O halde gidin, ha o kaleyi fethedin. Ya edelim, edelim de nasıl edelim? Kız, kelin merhemi olsa kendi başına sürer ya. Görmüyor musun ne edeceklerini bilmediklerinde kendilerini soytarıya çevirmişler. Kız, Nazgül, vasa diyorum. Yakındır, biz de bunlara besleyeceğiz. Valla kocalarınıza gidin, kul olun, köle olun. Ne yaparsanız yapın, gidin kocalarınıza sahip çıkın ha. Değdi. Ah, ah. Benim bir kocam olaydı. O zaman ben size kocaya nasıl kul olunur, nasıl köle olunur gösterirdim. Ama Allah kahretsin ki, kuş kadar özgürüm. Öf. Neyse, haydi haydi. Biz de şu adamlara bakmaya gidelim. Yeni gelin. Sen kal hele. Buyurun anneciğim. Bir şey mi istediniz? He istedim. Yaklaş hele. Daha. 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 Gel hele gel. Seni hain. Bırak. Oh. Ay anne. Ne deme bu? Hain. Hain mi? Ben ne yaptım ki? Kız daha ne yapacaksın? Ha bizi palyaçoya çevirdin. E senin yüzünden pavyonlara düştük. Daha ne yapacaksın acaba? Ha siz kendiniz istemiştiniz. Bak hala konuşuyor ha yüzsüz mendebol. Saldır mendebol abla. Tutmayın beni. Hadi bırakacağız. Hadi. Hadi.
yapmaya. Al, al, al. Hadi ver Asiye. Seni var ya. Tam oraya gidelim. Daha da gelemez. Hadi. Oh, haydi. Kapa, kapa. Kapa haydi. Bize bak ya. Ayaklarım. Çıkar abla, çıkar. Böyle çok rahat. Benim lensimi kötü yok. Bakayım. Kara. Ya, bak. Ya bittim ben ya, bittim. Öldürecekler beni falan, öldürecekler beni. Ve Hazar, Hazar'dan başka kimse kurtaramaz beni. Yiğit'e Hazar nasıl ulaşacağım? Telefonum yanında değil ki. Selam canım, nasılsın? Şey, canım, acaba telefonunu kullanabilir miyim? Neden? Şey, telefonumu evde unutmuşum da kocamı aramam lazım. Neden? Ya kaynanaları peşimde. İyi de neden? Ya verecek misin şu telefonu? Veremem. Neden? Kontrolüm yok. Ya, of ya, baştan söylesene şunu ya. Çocuklar, telefonu olan var mı? Ha, kontör ile. Hayır. Ya of! Görmesin beni. Yok. Demek ki beni görmediler. Kim görmedi seni? Anamlar. Anamlar mı? Ya aşkım ne oluyor ya? Ya Hazar, anneler yine peşimde ya. Of, yine ne oldu karıcığım? Ne olacak? Kabak yine başıma patladı. Dün başlarına gelen her şey için beni suçluyorlar. Ya hayatım, sen en baştan hiç karışmayacaktın bu işe. Ya ben söyledim onlara Hazar, ben söyledim. Yanlış yapıyorsunuz dedim, bu iş olmaz dedim. Ama beni dinlemediler. Zorla istediklerini yaptırdılar. Şimdi de peşimdeler. Vallahi zor kaçtım onlardan, biliyor musun? Ya hey Allah'ım, hey Allah'ım ya. Ne olacak bizim bu halimiz? Ne olacağını ben sana söyleyeyim. Ne olacak hayatım? Gideceğiz buradan. Ayrı eve çıkacağız. Ne? Bir dakika, ben doğru mu duydum? Sen ayrı eve çıkacağız mı dedin hayatım? Evet dedim. Afet haklıymış vallahi ya. Yeter ya. Buraya kadarmış. Gidelim artık bu evden. Kendi hayatımıza kuralım. Oo, sonunda. Sonunda doğru yolu buldun karıcığım. Sen merkezden bir ev bak. Küçük mü büyük mü hiç önemli değil. Yeter ki taşınalım hemen. Ya, aşkım bırak merkezi falan ya. Geldiğimiz yere geri dönelim biz. Geldiğimiz yere? İstanbul'a sevgilim. Hem bizim orada ev tutmamıza gerek yok ki. Bizim orada dayalı döşelimiz gibi böyle boğaz manzaralı rezidansımız var. Olur ya, olur tabii. Gidelim, hemen gidelim. Sonunda doğru yolu buldun kıvıcık. Gel, gel bakayım. Ne oldu hayatım? Kalender babam. Ne olmuş babama?
Ben onu bu halde bırakıp gidemem ki. Ya karıcığım, bir kere de sadece kendini düşünsen ne olur ya. Hayır Hazar, düşünemem. Kalender babam benim için çok değerli. Ben onu bırakamam. Ama burada da kalamam. Haydi. Toplayalım eşyalarımız. Bir an önce gidelim buradan. Nereye gideceğiz hayatım? Kalender babam yanına. Ama kapıdan değil, bacadan. Bacadan mı? Hadi. Tamam aşkım, sakin ol. Hadi. İşte burası. Aşkım, sence de burası biraz fazla yüksek değil mi? Tak değil değil. Hadi atla. Emin misin? Bak sonra bir tarafımız kırılmasın. Ya eminim Hazar. Daha önce atladım, hiçbir şey olmadı. Hadi atla. Yok ya, ben yapamayacağım. Ha? Yardım etmemi ister misin? Olur. Tamam. Ver o elindeki. Ya aşkım, ne yaptın ya? Dikkat et karıcığım. Allah! 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 İyiyim. İyiyim. Kaç Allah! Hadi. Müsellim! Anam! Anam der, baban, baban. Ödüm dışkıma karıştı ha. Ne yapıyorsun benim babam? Asıl sen ne yapıyorsun böyle gerneşik gerneşik? Yoksa sana verdiğim işleri safsaklıyorsun mu? Ne safsaklaması babam? Ambuk gör, sana sor istersen. Sabahtan beri bu bilgisayarın başından kalkmadım vallahi. Kalkmadın da ne oldu? Buldun mu benim İskender'imi? İskender'i bulamadım ama yayla güllerini buldum. 14.985.055 kişilik İstanbul nüfusunda 5.000 tane yayla gülü varmış. Lan oğlum, ben 5.000 tane darıyı değil, bir tanesini soruyorum, bir tanesini. Hiç kolay değil senin dediğin o işler ya öyle. Ya o 5.000 tane kadının 800'ü Adana Kütüklü'ymüş. Ha burada yazıyor işte hepsi. Ya peki sonuç? Nerede benim İskender'im? Sen bana onu söyle Müsellim. Bilgisayar sonuçlarına... Ya bırak şimdi bilgisayar sonuçlarını, Allah Allah. Git kardeşini bul bana. Ya sen de tutturdun bir İskender diye benim babam ya. Senin iki oğlun, bir kızın var ya, ne gerek var? He, benim oğullarımdan bir tanesi deli. Bir tanesi aşık. Kızım desen tohuma kaçmış. Ya kızım demiş gene. Kör Hasan. Buyur ağam. Sen hala Türkmen'i istiyorsun mu? Oğlum söylesene, Türkmen'i istiyor mu diyeyim? He, istiyorum ağam. İyi o vakit. Bir ara gel de yüzükleri takalım. Sen nasıl uygun görürsen ağam. Lan kürası. Ne var? Sen benim şimdi enişte mi oluyorsun? He, galiba öyle. Allah mutluluğunuzu bozmasın. Allah bir yastıkta kocasın inşallah. Dur dur. Hemen heveslenme. Sebep. Bakalım. Ben beni bu halimle kabul edecek mi? Ne varmış ki halinde? Sence ne var benim halimde? He. Terbiyesiz.
Tamam. Bak karpuz dedim sana, seversin. Beyaz leblebi de getirdim. Hadi artık üzülme ağam. Allah'ım, Hasude mi yoksa mı? Oh canım. Hasude gitti. Beni terk etti gitti. Cemil, ağa Cemil. Ya git bak şu kapıya kim gelmiş. Peki ağam. Gelin bakalım benim meniklerim, gelin. Yine dayanamadınız değil mi? Oturun, oturun. Selamünaleyküm baba. Aleykümselam benim gelinim. Nasılsın babacığım? İyisin inşallah. Ben mi? İyi olmaya çalışıyorum işte. Sen nasılsın? Hiç iyi değilim babacığım, hiç iyi değilim. Ne oldu, bir şey mi oldu, kötü bir şey mi oldu? Daha ne olsun babacığım? Senin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı. Benim yüzümden mi? Evet, senin yüzünden. Sen gitin diye başıma gelenler bili bilinin başına gelmedi. Bili bili, aa bili bili. Aa, hiç ağlama babacığım, hiç ağlama. Çünkü burada ağlaması gereken biri varsa o da benim. Ne oldu benim gelinim ya? Ne oldu şunu tek tek anlat da bir anlayak. Senin Asude'ye karşı olan aşkın belleği yaktı babacığım. Olan bu. Ya bak ne demek ya babacığım? Küle döndüm ya, küle. Ya babacığım ya, her defasında hırslarını benden çıkarıyorlar. Vallahi bıktım, o evde benim can güvenim yok. Bu yüzden... Ya üçümüz burada yaşayacağız ya da Sanko'na gelip başımızda duracaksın. Ki ikinci seçenek daha mantıklı bence. Olmaz, ben o konağa gelemem. Siz de burada yaşayamazsınız. Aa, sen bizi istemiyor musun? Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben sizi istemiyor olabilir miyim? Velakin Gökhan'la Kaan karılarıyla kavga etmişler. Onlar burada kalacak olabilirler. E düşün bir kere, Hazar, Kaan, Gökhan buradalar. Analarının başı boş. Bu karılar ne zaman başı boş kalsalar benim başıma patlıyor. Anlatabiliyor muyum? O sebeple sizin bir an önce konağa dönmeniz lazım. Adımıza ve konağımıza sahip çıkmanız lazım. Bu konaktaki herkes ve her şey bundan böyle size emanet vasiyetimdir. Babacığım bak, orası sadece bizim değil, senin de evin. Hadi gel ya, gel eskisi gibi başımızda ol lütfen. Belli doğru söylüyor babacığım, bence de gelmelisin. Gelmem benim oğlum. Ben o konaktan bir kere kurtulmuşum. O cani karıların elinden kurtulmuşum, bir daha adımımı atmam oraya. Babacığım, onlar cani falan değil, onlar senin karın. Onlar benim karım değil. Onlar benim etmişimden. Ben bundan böyle her bir şeyimin Asude Hanım olmasını istiyorum. Olmaz babacığım, olmaz. Hiçbir şeyim dedin kadınlar senin çocukların annesi. Ve hep böyle olacak biliyor musun? O yüzden bu sevdadan vazgeçmelisin. Bu sevdadan vaz mı geçmeliyim? Bunu siz mi söylüyorsunuz Bella Hanım? Evet, ben söylüyorum tabii. Çünkü ben halamı da tanıyorum, seni de tanıyorum babacığım. Siz hiçbir zaman bir arada olamazsınız. Senin dünyanda halamın yer yok. Halamın dünyasında da sana yer yok. Öyle mi diyorsun? Aha. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız öyle mi? Aha. Allah'a mı? Aha. Yapma be. Bella, sana bir şey diyeyim mi? Ben aşkımın dilencisi olurum, biliyor musun? O beni sevse de sevmese de sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy, nahiye nahiye, şehir şehir, ülke ülke aşkımın peşinden gider, dilenirim. Biliyor musun? Sevmemek çok zor, sevilmemek çok zor,
sevdim ama sevdim mi? Bilemiyorum. Ağlama çok çok zor. Ağlama çok çok zor. Ağlayamamak çok zor. Her gün seni kaderimden dileniyorum. Bir dilenciyim, senden aşkı dilenen. Her fırsatta hor görünüp belki gülüp alay edilen. Bir dilenciyim, geleceğini bilmeyen. Senden ne para ne de pul ne de acımanı bekleyen. Kırdım kırılmayan gururumu ve o kendime erdi. Verdiğim onurumu serdim yollarına. Ömür boyu beslediğim, büyüttüğüm, yaşatan umudumu bekliyorum her gün. Seni görmek için ve çizmen için kaderimin yolunu, yolunu. Yoksa yok. Yok canım, dinlemeyeceğim seni. Ama Kaan, vallahi billah bak öyle demek istemedim. Hiç konuşma Nazgül, hiç. Yat uyu, hadi. Ama sen beni yanlış anladın bak ne olur. Nazgül, sabahtan beri bin tane şeyle uğraşıyorum. Bir de seninle uğraşmayayım. Yat uyu, konuşmayacağım. İyi geceler. Eve geldiğime dua et be. Ya Kaan, niye öyle diyorsun ha? Yat uyu kızım, hadi. Ama böyle küs girmeseydik keşke. Kaan. Beklemek çok zor, sabretmek çok zor. Beklediğimi çok zor. Ömrümün her köşesini de seni bekliyorum. Beklemek zormuş. Beklememek çok zor. Bekletilmek çok zor. Ömrümün her köşesini de seni bekliyorum. Aşk olmasaydı İçim yanıyor. Böylesine yanmazdı. Senden bir melek yaratıp seçtim ben, kalmazdım. Ben ne dilenci, ne de bir gurursuzum. Çok sevdiğim için böyle aşığım, böyle mutsuzum. Kırdım kırılmayan gururumu ve o çok değer. Verdiğim onurumu serdim yollarına. Gökhan, Gökhan alayım bir bak yüzüme. Yaşatan umudumu bekliyorum her gün. Seni görmek için ve çizmen için kaderimin yolunu. Yolunu. Yolunu.
Hakan. Kocacığım, uyandın mı? Hiç uyumadım ki. Ben de. Vallahi ben de hiç uyumadım. Sabaha kadar düşündüm. Neyi düşündün? Bizi düşündüm. Anamları düşündüm. Sonra kalender ayı düşündüm. Düşündün de ne oldu? Ne değişti? Ben bir karar aldım kocacığım. Ben anamlar gibi olmayacağım Gökhan. Onlar kalender ağımı kaybettiler. Aman diyeyim tövbeler olsun, ben seni asla kaybetmeyeceğim kocacığım. Ama bunun öncesinde benim bilmem gereken çok mühim bir şey var. Neyi öğrenmek istiyorsun? Bak Gökhan, bu benim için çok önemli. Onun için cevaplamadan önce iyice bir düşün. Ondan sonra cevap ver. Gökhan, beni bu konağa gelin olarak sen mi aldın yoksa kalendiram mı aldı? Ne fark eder ki Afet? Çok şey fark eder Gökhan. Beni isteyip istemediğini anlayacağım. Süle hele. Beni sen mi aldın, ağam mı aldı? Sence? Benim bildiğim kalendiram aldı. Allah, doğruyu söylemek gerekirse seni babam aldı. Vallahi ama hiç mi istemedin? Bir minnoş bile mi? Biliyordum. Ben biliyordum. Beni istemediğini ben biliyordum. Kız sen deli misin? Seni istemek ne demek? Ben senin aşkından ölüyordum. Seni gördüğüm ta o ilk günden vurulduydum. Nerede? Çeşme başında. Oh, çeşme başında mı? Ben de orada vuruldum ya sana. Niye söylemedin manyak? Beni verdiğimi mi sanıyorsun? Ama yapamadım, korktum. Korktun mu? Neden korktun? Sen... Koskoca kalender ağanın oldu. Gökhan korktun. Yok canım, hadi oradan. Güzelliğinden korktum Afet. Evet, ben ağa oğluydum. Ama sen de çok güzeldin be. Bu yüzden beni ben olduğum için sev istedim. Sırf ağa oğlu olduğum için bana iyi davranmanı istemedim. İşte bu yüzden de açılamadım. Ya... Seni küçük şapşal. Oh, ne vuruyor kız? Sen şimdi de bakalım, sen niye açılmadın peki? Neden olacak? Ağa oğlusun be. Ben bir garip marabanın kızıydım sonuçta. Dedim, Afet, koskoca kalender ağanın oğlu Gökhan kim? Sen kim ki seni karı olarak alsın? Geç otur yerine. Sen hep Gökhan'ın karısı olarak kalacaksın Afet. Ağanın gelini. Ama ağa oğlunun karısı değil. Sadece Gökhan'ın karısı olarak kalacaksın. Ay ben yerim o Gökhan'ı be. Geç bakayım sen şuraya. Seni yerim lan. Al yaparız lan sen. Seni yücürüm. Minnoş kocam benim. Ay kurban oldu. Ben seni yücürüm dedim sana. Tamam tamam. Gel ya, gel buraya. Ay. Ay minnoşum ben. Buyur bakalım. Şükür olsun. Olsun. Kaan. Uyuyorsun. Uyandın yoksa mı yok? Yok, hiç uyumadım ki ne. İnanır mısın? Ben de bütün gece uyumadım. Hep bir düşündüm. Ne düşündün Nazgül? Parmağımı... Yani sana yaptığım haksızlığı düşündüm. Ya Kaan,
Vallahi sen man boşuna alınganlık yapıyorsun ha. Ben orada sadece eltime hava atmak istemiştim. Allah Allah. Kızım, özrün kabahatinden büyük be. İnsan eltisine hava atacak diye kocasını satar mı be? Ya kan, sen beni bilmiyor musun? Benim ağzımdan çıkanı kulağım duymaz. Her şey dilimde benim. Ne bileyim, öyle bir çaka satayım istedim ama elime yüzüme bulaştırdı. Ya kızım, direkt satışa getirdin beni ya. Hakikaten direkt sattın işte ya. Of, ağzım dilim lal olaydı da o lafları etmeyeydim. Ya hangi birini etmeyecektin Nazgül? He, hangi birini etmeyecektin? Kızım, ne kedilimi bıraktın, ne kukla gibi parmağında oynatmayı bıraktın. Ya yemin ediyorum öyle böyle koymadı o lafların ya. Tamam, eyvallah, kabul ediyorum, okey. Ben de as hayvan değildim. Ama değiştim Nazgül. Bak ben hakikat değiştim. Sana söz verdiğim o günden beri benim gözlerim başkasını görmedi kızım. Ya biliyorum ha, vallahi biliyorum. Ama işte... Ama ne kızım ya, koydu diyorum, öyle parmak falan olmadı, yakışmadı yani. Kaan, man hele bir parmağın versene. Ya bırak Nazgül, ne parmağı ya? Ya sen bir ver, ver. Al. Elini getir, an böyle. Heh. Şimdi bu orta parmağı indir. Heh. Bak, an bu baş parmaklarımız var ya. Hı. İşte onlar ana babalarımız. Ayır şimdi onları birbirinden. Heh. Bu işaret parmakları da kardeşlerimiz. Şimdi onları ayır birbirinden. Heh. Gördün nasıl ayrılıyor? Hı. Yani gün geliyor, anamızdan, babamızdan, kardeşlerimizden de ayrılıyoruz. Gurbet ele uçuyoruz, hem mi? Hı. Bu serçe parmaklarımız da evlatlarımız. Şimdi onları ayır birbirinden. Ya işte gün geliyor, onlar da böyle yuvadan uçup gidiyorlar. Gelelim yüzük parmağına. Hakikat kız, onlar ne temsil ediyor? Senle ben. Ayır hadi onları. Ulan kız, hakikaten ayrılmıyorlar. Ne yaptın benim parmağıma? Ayrılmazlar tabii. İşte senle ben de ömrümüzün sonuna kadar hiç ayrılmayacağız Kaan. Gel kız buraya gel. Ulan cezası gel. Hadi. Hem sen nereden öğreniyorsun bakayım böyle şeyleri? Nereden biliyorsun bunları? Oh. Bende daha neler var da. Hakikat ya, hazır şöyle spalar da etrafta yokken he, ne dersin? Tamam. Ama önce benden bir bardak su ister misin Kaan? Allah Allah, bitmedi kızın suyu. Ez jüte hızlıkım, jü evine te dımırım. Ya, ya sen ne büyüksün? Ay ben de. Allah Allah kızım, niye hep ben susayınca sen de susuyorsun, hiç anlamıyorum ha. Aşka susuyorum. Bella. Hı. Karıcığım kalk hadi ibrik. Yemişim ibriğini. Boş ver. Aşkım ne diyorsun sen? Kalk bak, dedemin aklı başına geldi. Adamcağız seni bekliyordur şimdi. Kalkamam Hazar, vallahi kalkamam. Bu evde sadece Kalender babamdan sorumluyum. E o burada olmadığına göre ben uyumaya devam edebilirim. Sevgilim sen iyi misin? İyiyim Hazar. İyiyim ya, çok iyiyim. Kalender babam bize buraya geri postaladı. Dışarıda beni bekleyen 3 tane tehlikeli kaynanam var. Ama iyiyim ya. Hiçbir şey yok. Çok iyiyim. Benim güzel karıcığım. Babam bizi buraya niye yolladı sen de çok iyi biliyorsun. Babam yokken ailenin başında durmak bana düşüyor. Kaynanalardan dayak yemek de bana. Bir tanecik karıcığım. Ben burada olduğum sürece bir Allah'ın kulu dahi senin kılına zarar veremez. Tamam biliyorum. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Konağın eski düzeni yok.
babam yok. Ve ayrıca buranın cehenneme döndüğünün de farkındayım. Ama seni bir cehennemde yaşamak için zorlayamam, biliyorsun. Şişt. Hazar. Ben seni asla bırakmam. Asla. Burası cehenneme döndü diyorsun ya. Evet, haklısın. Ama ben sana daha önce bir şey demiştim, hatırlıyor musun? Sen benim yanımda olduktan sonra cehennem bile cennettir bana. Çok zor. Sevilmemek çok zor. Sevdim ama sevildim mi? Bilemiyorum. Ağlamak çok zor. Ağlamamak çok zor. Ağlayamamak çok zor. Her gün seni kaderimden dileniyorum. Bir dilenciyim, senden aşkı dilenen. Her fırsatta hor görülüp belki gülüp alay edilen. Bir dilenciyim, geleceğini bilmeyen. Senden ne para ne de pul ne de acımanı bekleyen. Kırdım kırılmayan gururumu ve o çok değer verdiğim onurumu serdim yollarına. Ömür boyu beslediğim, büyüttüğüm, yaşatan umudumu bekliyorum her gün. Seni görmek için ve çizmen için kaderimin yolunu.